...LGS matematik hızlı son tekrarımıza hazır mısın Tonguç hazır mı Hocam? Hazırım hocam. Seninle beraber hızlı bir tekrar yapacağız. Gerçekten vın vın hadi bakalım arabayı ver. Vın, 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 vın. Ver gaza harika. Hocam ama matematik çok zor Hayır, ya. Birazcık... Gerçekten yeni nesil matematik soruları çok zor. LGS ya. matematik birazcık zorlayıcı. Haklısın. Gerçekten de hani e, ik, ikinci e, aslında dönemin konularının olması güzel bir avantaj ve Bu güzel ama çok zor soruyorlar hocam. 2020 ya. Sayısal da yoktu biliyorsun ve bizim için çok önemli bir gösterge bu arada. Hani 2020 sayısal soruları gerçekten çözmediysen mut mutlaka çözmelisin. Bak çarpanlara katlar işte e, aynı zamanda işte e, kare köklü ifadeler, olasılık, ci, e, çarpanlar katlar, cebirsel ifadeler farklı farklı soru tipleriyle karşımıza. Üslü sayılar yapıyorum ama çarpanlar katlar çok zorluyor hocam evet, ya. Evet, bir, birinci yok be çarpanlar katlar o kadar zor değil aslında. Birazcık daha kare köklü ifadeler ...soruları birazcık zorlayıcı Mesela şurada üstü ifade sorusu bayağı zor gibi e, gözüküyordu. Bayağı bir insan buna tökezledi mesela bu soruda. Çarpanlara ayırma da acayip soru tipleri çıkıyor hocam. İşte sallıyorum bak çarpan e, hani bak burada mesela cebirsel ifadeler sorusu birazcık daha kazıktı. Onu söylemek istiyorum sana. Hani mesela şurada bir e, üstü ifade sorusu vardı ama karma bir soruydu bu. Burada da birazcık zorlama vardı. Dolayısıyla hani Farklı farklı konularda zor soru gelebilir. Gelmesini de bekliyoruz. Neden diyeceksin? Çünkü daha az konu olunca birazcık daha detaya girebiliyorlar Tonguç Dolayısıyla hazırlıklı olacağız. Ama zaten merak etme. Bugün seninle beraber hızlı son tekrarımızda öyle güzel sorular çözeceğiz ki. Öyle gerçekten LGS ayarında sorular çözeceğiz ki. Yeni sorular bunların hepsi. Ve sen de bunu alışacaksın. Öyle kazık sorular çözeceğiz Hayır kazık ki. değil. Gerçekten bak taktikler de göstereceğim sana. Böyle taktik kağıtları hazırladım senin için. Bütün sorularla alakalı. Çünkü gerçekten soruları çözebilmek için ilk başta bir taktiğe ihtiyacımız olabiliyor. Yani bir anda tutulabiliyoruz. O tutulmamızı engellemek için kafamıza bir taktiğin gelmesi gerekiyor. Onları da sana göstereceğim. Merak etme. Ve gerçekten çok özel bir yayın olacak. Bu özel yayında hızlı son tekrarımızı yaparken bütün matematik konularını, hangi konular var biliyorsun. Çarpanlar ve katlarla başlıyoruz sonuç olarak. Üstlü şeyler, köklü şeyler. Üstlü, köklü, daha doğrusu. Olasılık, veri analizi, analizi, cebirsel ifadeler. Yani bu altı tane konudan sorumluyuz. İnşallah bunların hepsinden en yapabildiğimizin en maksimumunu yapmaya çalışacağız. Çünkü matematik birazcık daha eleyici olacak biliyorsun. Zaten 20'de 20 yapan matematikte bir adam zaten hani derece yapmıştır. O, onu söylemek istiyorum şimdiden. Zorlayıcı olan branş her zaman matematik biliyorsun zaten. Ama biz ne yapacağız? Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sonuna kadar ne yapıyoruz? 2023 LGS'de şov yapmaya hani 2023 LGS'yi paramparça edeceğiz. Matematikte neymiş falan filan diyoruz. Peki bugün seninle beraber ne yapacağız? Bir kere LGS matematik konularına bir bakalım seninle beraber. Hani neler çalışacağız? Neleri bilmemiz gerekiyor? Zaten biliyorsun ama yine bir üstünden geçelim. LGS'de hangi alt başlıklardan soru gelir bir bakalım seninle beraber. Mesela çarpanlar ve katlarda EBOB'a mı geliyor? Aralarında asallıktan mı geliyor ve benzeri? Hızlı konu tekrarları yapacağım ama süper hızlı. Böyle hani detaylı son tekrar videolarımız vardı ya. Onda biraz saat daha hocam geniş o. anlatıyordum. Bu sefer daha hızlı anlatacağım. Bu sefer daha çok yeni nesil sorulara ağırlık vereceğiz. bir hatta taktikli bir şekilde bunları çözmeye çalışacağım. Ve LGS 2023'te soru tahminleri yapalım seninle beraber. Bir kere Tonguç LGS matematik konuları dediğim gibi toplam altı tane konu. Çarpanlar ve katlar, üslü, kareköklü, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler olmak üzere altı tane konumuz var. Ve aslında şanslıyız birazcık da. Neden şanslıyız? Neden hocam? Az konu var çünkü hani daha önceden çok fazla konu vardı. Hangi konudan hangi sorunun tipinin geleceğini bilemiyordun ama bu konulardan çıkan soru tipleri zaten belli değil mi Allah aşkına? Evet hocam. Kaç senedir geliyor bunlar? Yani bak. Bıktık artık. Aynen bıktık. Yani, yani gerçekten çok fazla soru geliyor. Ve Her ve sene LGS'ye çalışıyoruz hocam ya. Çarpanlar katlardan gelebilecek soru sayısı belli ya. Ama bak bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi nedir desen hani LGS'de önem sırasına baktığımız zaman hani hangilerinden daha çok e, soru geliyor bak birinci önemli. altı tane konu var ya evet hocam. burada en önemlisi Tonguç Elan Bey'im altın bak birinci gerçekten de ilk bu e, bu hani e, number one bak buraya yazıyorum number Van gerçekten de karaköklü ifadeleri çok iyi önem vermen gerekiyor. Yani karaköklü ifadelerle alakalı bütün soru tiplerini çözmüş olman gerekiyor. İnşallah başarılı olacağız değil mi İnşallah ifadeler? İnşallah hocam. Ardından Tonguç evladım benim ikincisi cebirsel ifadeler. Zaten en fazla soru çıkan kısımda bu aslında. Cebirsel ifadeler, karaköklü ifadeler bunlar bayağı bir soru geliyor. Onu söylemek istiyorum. Ardından Tonguç evladım tabii ki üstü ifadeler bunlar temel konular. Bak bu da temel bir konu. Bu temel bir konu aslında. Bu da Tonguç evladım benim LGS matematikte çok sevdikleri ve diğer konularla birleş bildikleri bir konu olduğu için kapsamlı bir konu. Hatta çarpanlar ve katlar kısmı da var kapsamlı bir konu olduğunu söyleyebilirim. Peki devam ediyorum. Sonrasında dört çarpanlar ve katlar geliyor. Bu da yine temel bir konu ama hani diğer konularla çok fazla birleştirilmiyor. Dikkat edelim. Sonrasında veri analizi ve olasılık. Yani bunlar birazcık daha hani bebiş konular. Hani böyle birazcık daha. Baby e, aynen baby. Yani böyle birazcık daha fasulye konular. Tamam Hani bunlardan soru da az geliyor zaten. Mesela soru tahminleri yapalım sana seninle beraber? Yapalım hocam. Hangi konudan daha fazla soru gelecek sence? Burada önem sırasını verdiğime göre. Karaköktü ifadeler. Karaköktü ifadeler üç veya dört tane soru bekliyoruz. Ben hatta bunun beşe çıkabileceğini bile düşünüyorum ama ben burada dört, dörde oynarım gerçekten de bahis oynasam diyorum. Peki ardından nereye gidiyoruz Sonuç Eren Benim Bey'im? Karaköklü ifadelerden sonra... Yine üstü ifadeler bunlar da çok fazla soru çıkan kısımlardan bir tanesi üstü ifadeleri çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. Ardından tabii ki cebirsel ifadeler yani bunlar baba konular bak tekrar söylüyorum yıldız 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 bu yıldızları halledersen Zaten LGS'nin yarısından fazlasına ayrı. Bak Oo. üç tane konu. Bütün konuların yarısı ama bu üç tane konu zaten diğer konuları geçiyor hatta e, gerçekten de fark atıyor diyebiliriz. İki veya üç tane soru gelmesini bekliyoruz. Veri analizler iki, olasılıktan da iki tane soru gelmesini bekliyoruz. Bunlar fasulye birazcık. Çarpanlar ve katlanan üçte gelme ihtimali yüksek diyorum. O dolayısıyla senle beraber soru tahminimizi de yaptık. Şimdi çarpanlar ve katlarla başlamadan önce hemen bir intromuz gelsin. Sonra dersimize başlayalım. <laughs> Harikasın. Şimdi geldik. Hoş geldin tekrar Tonguç Eren benim. Çarpanlar ve katlarla dersimize başlıyoruz. Çok özel bir ders olacak. Tekrar söylemek istiyorum sana. Çok güzel bir ders olacak. Ve ama en önemli şeylerden bir tanesi sana şimdiden 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 her zaman tekrar söylüyorum deneme çözmelisin. Denemeleri teker teker düzgün bir şekilde çözmelisin Tonguç Eren Bey. Deneme çözdükten sonra mesela matematik sorularını çözmeye başladın. Denemelerimizi çözün. Sadece birinci dönem konularında oluşan denemeleri çözmelisin. Buradaki bu logoyu unutma sakın. Birinci dönem konularında oluşan denemeleri çözdün. Mesela bu denememizi yaptık diyelim. E, denememizi yaptıktan sonra ne yapmalıyız sonuç abi? uyuyorum hocam ben yani genelde dinleniyorum yorulmuş oluyorum. Kesinlikle hayır. Ne yapacağız biliyor musun? Açacağız denememizin hatta optik forma kodlamayı da mutlaka unutma. Bu sana aslında bir alışkanlık sınav alışkanlığı da e, kazandırıyor. Sonrasında denemedeki soruların hangi konuya ait olduğu bak burada sayısal analizlerde yazıyor bak hatta... sonra birazcık uzaklayayım. Bak burada doğru yanlış boş şeklinde kendin hangi konuya ait olduğunu doldur lütfen ve bu hangi ay konuya ait olduğunu bulduktan sonra aslında o konuya birazcık çalışırsan Tonguç inan gel gör ki ne kadar netlerin değişecek ne kadar artacak Hani bazen şey diyorsun ya ya hocam e, denemelerim işte ilk başta e, 60 yapıyordum sonra 70'e çıktı sonra bir anda hocam e, işte e, 50'ye düştü ya kardeşim zaten bunlar olabilir bunları engellemek için zaten ben sana şunu söylüyorum bunlara bak diyorum bu analizleri yap diyorum bu en önemli şeyden bir tanesi vereceğim en önemli taktik şu anda bu yani dersin başına vereceğim en önemli taktik bu peki o zaman çarpanlar ve katlarla hızlı bir şekilde başlayalım. Hangi yıllarda soru çıktı? Gel senle beraber bakalım. Bir kere çarpan kat bulma dediğimiz bir başlığımız var. Bu aslında en önemlisi. Çarpan bulma başlığımız 2019'da, 2020'de, 2021'de iki tane. 2022'de iki tane. Gerçekten baba bir başlık. Yani çarpanlarını ve katlarını bulma. Çarpan ve bölen aynı şeydi unutmayalım. Bunlar gerçekten en fazla çıkan. Çünkü konunun temeli olduğu için. Milletin bakalım birazcık temel felsefeyi soruyor. Asla çarpanları ayırma birazcık daha az çıkıyor. Diğer konuların içinde çıkıyor. Yani bunu zaten bilmek zorundasın diyor milletin bakalım Hani yani bunu zaten bilmek zorundasın. Yani bunlar temel konular. Hani bu, bu mesela bir sorunun içine çıkmıştı ama bir sorunun bir parçasıydı. Bu da aynı şekilde bir sorunun bir parçası. Ama Evo Pekok problemleri. Zaten bunu bilmeden yapamıyorsun değil mi? Evet, i̇şte bunu 2019'da 2020'de iki tane bak 2020 dediğimiz şey ne? Tam bizim istediğimiz şey. Çünkü sadece birinci dönem konuları çıkmıştı. İşte burası bizim için çok değerli. Ardından da aralarında asallık e, kavramı. Aralarında asallık kavramı da 2021'de kendi başına tek başına bir soru olarak geldi. Dolayısıyla bizim en fazla önem vermemiz gereken iki tane başlığımız var. Çarpan kat bulma, evapakok problemleri. Aralarında asal da bilmemiz gerekiyor tabii ki. Gel senle beraber bunları hızlı Süper hızlı ve jet hızlı. Zaten hızlı tekrarımız amacı bu. Jet hızlı bir tekrar edelim. Bir kere bak bir tane dikdörtgenimiz var. Alanı 40 diyelim. E, kenarlarının uzunlukları santimetre tam sayı ise ne olabilir diyor çevresi ya? Çevresi ne olabilir? Gel. Bak 40'ın çarpanlarını söyler misin bana? Bir kere 40 kendisi ve bir 20 e, unutmayacağız. 2 kere 20 eee 3 kere olmaz. Dört kere 5. Para 4 kere 10 e, özür dilerim yanlış yazdım. Ondan sonra Tonguç Hocam 5 kere 8. Altı kere olmaz. 7 kere olmaz. Bitti. İşte bunlar çarpanları. O zaman kenarları bir ve 40 olabilir. olabilir. Kenarları 2 ve 20 olabilir. Kenarları 4 ve 10 olabilir tam sayı olması için. Kenarları 5 ve 8 olabilir. Çevrenin en az olması için sence hangisi olması gerekiyor? Ee... Bak bunun çevresi bu ikisini topla. Kısa kenar uzun kenar topla iki katı. Yani 82 ediyor. yu Yuh artık Roblanger. Bu ikisini topla 22 çarpı 2 44 ediyor. Dolayısıyla eşek kadar gerçekten. Bak gittikçe azalıyor. 8 artı 5 13. 2, ile, 2 katı da 26. Bak çevresi o zaman en az. yakınlaştıkça için, çevre azalıyor. Evet yakın olması gerekiyor. Kenarların birbirine yakın olması gerekiyor. Bak bu kavram çok önemli. Çünkü sınavda çıktığı için bunu bu, bu kadar vurguluyorum. Her canlı yayınımda her zaman zamanda söylüyorum. Zaten artık kaçırmasını bulanıyorum. Mesela bak dikkat et. Şöyle bir A harfi vermiş, üzerine de bir yuvarlak çizmiş. Bu demiş ki bak bize bir işlem tanımı vermiş. Bu tarz soruları Milli Eğitim Bakanlığı bayılıyor. Bayılıyor. Sen de bayıldın mı bu soruyu görünce. Ben şu anda e, bayıl baygınlık geçirdim. Evet, baygınlık geçirdiniz. Gerçi çünkü ben korkudan dolayı. Yani. Hayır hayır bak Milli Eğitim Bakanlığı böyle şeylere bayılıyor. Mesela diyor ki şöyle bir yuvarlak çiziyor. Bunun içine X diyor. Hayda. Ne demek mesela? Tanımlıyor. Ee, i̇çinde bulunan kareni sayının karesini al. O zaman tamam. O zaman sana söyleyeyim. 4 Dört desem cevabı nedir? On ee, 16. İçinde bulunan sayının karesini al. Bitti bu kadar. Bak hemen aklın bak iki saniyede cevap veriyorsun değil mi? Böyle bir karıştırıyor ama bu kadar basit sormuyor. Diyor ki işlemi ağının asal çarpanlarının toplamını verir. Yuh artık. Ay, unuttum ben. Tabii bunları yapacağız merak etme. 60 asal çarpanlarının toplamı. Hemen yapıyoruz. İkiye böldük. 30. İkiye böldük. 15. 3'e böldük 5. Beş, 5'e böldük 1. Asal çarpanları nedir? 2, 3, 5 diyebilir miyiz? Evet hocam. 2 artı 3 artı 5 asal çarpanlarının toplamı demişti bize zaten. Ol. O zaman Süper zekisin gerçekten olan. Çalışıyorum olandırsın. hocam i̇şte çalışıyorum. İkinci basamağı da hallettik. Böyle bir işlem veriyor bize. Bak böyle bir en az çevre soruyor falan filan. Bunlar hep sorduğu için tekrar tekrar üzerine duruyorum. Geldik mesela Ebo Pekok problemlerinde. Neyi bilmemiz gerekiyordu? Ebo bunu nasıl alırız? Ya kardeşim bunları böldük 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 fazla uzatmıyorum ben. İkiye ikisi de böldüğü için ortak böldüğü için yuvarlak işini aldım. Üçe ikisi de yuvarlak işini böldüğü için yuvarlak işini aldım. Sonra bunlar tek başına bu sadece beşi bölüyor. Bu da sadece 7'yi bölüyor. O zaman diyorum ki EBOB dediğimiz şey bu ikisinin çarpımı, 2 iki ve 3'ün çarpımı yani altı. EKOK dediğimiz şey de 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Yani bütün bunların hepsinin çarpımı diyorum. O da ne diyor elan benim? 6 kere 30, 30 kere 7 210 çıkıyor mesela diyebiliriz. Bunlar önemli. Neden? Çünkü karşımda çıkacak. Bir de buna mesela kilogram, buna kilogram derse bu da kilogram olmalı, bu da kilogram olmalı. Aman dikkat et. Bu birimler var ya bize soru kazandırıyor. Soru. Geldik bakalım aralarında da. 4 ile 9 aralarında asal mı? Evet. Evet. Neden Tonguş Elan Bey? Çünkü aralarında asal. Evet süper bir açıklama gerçekten. De. birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Bunların birden başka ortak böleni yok. Mesela 6 21 aralarında asal mı? Değil. Çünkü 3 ikisini de böler bitti. Aa. O zaman aralarında asal değil. 1 ile 20 aralarında asal mı? Evet. Evet 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bak 1 ile bütün sayılar aralarında asal. Burada özel bir kuralımız var. Aman dikkat et. Bir de sana bir şey göstermek istiyorum. Mesela 7 ile 8 aralarında asaldır. Neden diyorsun? Evet. Ardışık sayılar aralığında salır Bu da önemli Aa. bir bilgi. Onu da söylemek <laughs> istiyorum. Geldik hadi bakalım. EBOPEKOK problemlerinde zaten beşinci başlığımız, en önemli başlığımız sınavda soruların geldiği başlık. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor gerçekten de. EBOPEKOK problemlerinde parçalama soruları. Bölme soruları, aralık bulma soruları gibi bir şey gelirse karşımıza ne yapacağız? Şaşıracağız. Hayır şaşırmayacağız evladım benim. EBOB yapacağız evladım benim. EBOB yapacağız. Bak parçalama, ya bir parçalara böl bölüyorsun, bölüyorsun. Bak burada bölme, aralıkları buluyorsun. Büyük bir şey biliyorsun, küçük küçük aralıkları soruyor sana. Burada yapmamız gereken şey çok basit. Burada yapmamız gereken şey EBOB, Tonguç evladım benim. Eğer sana soruda ucuza ekleme, bütün oluşturma, ortak hareket saati soruları gibi böyle küçük parçalardan büyük bir parçaya ulaşma soruları geliyorsa da ekok soruluyordur. Hemen sana söyleyeyim. Şimdi İlk başta sorunun ne olduğunu anlamamız gerekiyor değil mi? Evet. İşte bunları anladıktan sonra hemen seninle beraber EBOB sorularına bakalım. Fidanlar arası mesafeler eşit ise iki fidan arası en fazla kaç metredir diye bize sorabilir LGS'de mesela. Bak dikkat et. 90 metrelik böyle bir uzunlukta fidanlar dikilmiş. Bir de 63 metrelik uzunlukta fidanlar dikilmiş. Bunların aralıkları bak iki fidan arası en fazla kaç metre diye aralıkları soruyor. Şimdi Tonguç Eren'de basit düşünelim. Tamam be soru da basit düşünelim. Bizim bulmamız gereken değer. Yani bu 90 ve 63'ten yola çıkarak 90 ve da 63'ten daha büyük bir sayı mı? Daha evet. küçük bir sayı mı? Yani şurayı arıyoruz. Daha küçük bir sayı. İşte bu kadar harikasın. İşte bu kadar. Yani bu 150 kadar bir şansın vardı. Ba ama basit düşünürsen zaten çözebiliyorsun orayı. Ben burayı arıyorum kardeşim. O zaman benim küçük bir sayıya ihtiyacım var. O zaman 90 ve 63'ün Evo bunu almam gerekiyor. Bu arada 90 ve 63'ün da bu şekilde yazılır. Onu da söylemek istiyorum sana. Mesela 90 ve 63'ün Evo bulacağız. Teker teker bulacağız. Mesela hemen sana söyleyeyim 9 kere 7, 9 kere 10, 9'dur Evo'ları. Ama dikkat et bu metre, bu metre ya. Bu da metre olmak zorunda. Aa. O zaman sen neyi, sen neyi buldun? 9 metrelik aralıklarla dikiliyor. Mesela burada kaç tane fidan vardı onu bulabilirsin. Kaç tane aralık var burada? 90'ı 10 9'a bölersen 10 tane aralık var. O zaman kaç tane fidan var? 11. Har Ohannes. Çalışıyorum hocam. Evladım ne yapıyorsun sen? Yani, şey mi almaya, hap mı almaya başladın? Bravo diyorum. O zaman 11 fidan burada var. Bak bunları da bulabiliyorum sonrasında zaten. Öyle gidiyor işlerde. 63 9'a böldüğün zaman 7 aralık var. O zaman 8 fidan da burada var. Yani aralık sayısı artı 1 fidan sayısını verir bize. 11 artı 8 toplam kaç fidan varmış burada? 19. Vay be inanılmaz. Resmen LGS sorusu çözdüm. Bravo diyorum sana. O zaman küçük sayı arıyorsan EBOB kanunlarını kullanıyoruz diyorum ve geldik ekok kanunlarına. Ekok kanunları ise büyük bir sayı ararken. Mesela diyelim ki bak 2 santimetrelik mavi çubuklarla 5 santimetrelik kahverengi çubuklar yan yana dizilerek böyle bir uzunluk oluşturmak istiyor. Ve, ve kahverengi çubukları toplam uzunluğuyla mavilerin toplam uzunluğu birbirle aynı demiş sınavda bize. Evet. Peki burası en az kaç santimetre diye soruyor. Benim bir kere bulmam gereken bu eşek kadar büyüklük İki ve beşten büyük mü küçük mü? E, yani. Ya e, 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 bir, bir. <gülüyor> harika. <laughs> patladı mı? Birazcık, birazcık yani. patladı tabii. Büyük tabii ki evladım. Eşe kadar büyüklüğü soruyorum ben sana. Şu uzunluğu bak. Şunlar küçücük pıtırcıklar. O zaman iki ve beşin ekokunu alacağım. Bunu da böyle yazıyoruz burada evladım benim. İki ve beşin ekokunu alınca bunlar aralarında asal sayılar olduğu için, için ikisinin çarpımıdır ekokları. Yani iki kere beş on santimetre. Ama sınavda böyle çıkmıyor. Vallahi. Sınavda böyle çıkıyor mu? Bu kadar basit soru gördün mü hayatında? Görmedim. Görmezsin çünkü böyle bir soru gelmiyor. Ama nasıl geliyor biliyor musun? İşte bunların uzunlukları en az kaç santimetre ama demiş ki. E, ama demiş ki ya bir metreden fazla olduğu bilindiğine göre demiş. Aa vallahi oha bir metreden fazla olduğu bilindiğine göre yok artık. Ne de kim biliyor ki Allah Allah. Ne demek bu biliyor musun? Bu aslında bir ön koşul. Bu ön koşulu verirse bize, bu ön koşulu verirse biz buna uymak zorundayız. 10 santimetre, 1 metreden fazla mı? Evet. Hayır. Küş yani bir metre dediğim bir şey nedir? Pardon yüz, santim. Yüz santim. O zaman bir metre az. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bunu katlayacağız. Büyüteceğiz. Eşek kadar hale geleceğiz. Böyle çığ gibi. Ama nasıl büyütüyor musun? Kendi katıyla. ikiyle çarptım. Olmadı. 20 oldu. Olmadı 3 ile çarpayım. Olmadı 30 oldu. Olmadı ya 100'e bir yaklaşayım değil mi? 100'ü geçmem gerekiyor değil yani mi? 10 ile hocam. 10 ile çarpayım o zaman 100 oldu. Oldu mu? Oldu. Olmadı 100. 1 metreden fazla oldu. Aa, o zaman 11 ile ha, Harika ötesi bir öğrencisin. Gerçekten de her bir hatayı yapıyorsun ve insanlara da örnek oluyorsun. 110 santimetreleri mesela diyebiliriz. Mesela böyle öncüllü sorular geliyor. Ön koşullu sorular geliyor. O zaman büyük sayı arıyorsak da ekok diyoruz. Süpersin. Şimdi geldik seninle beraber artık yenilesi sorularımız Konu tekrarlarımızı bittik bak. bu kadar. Zaten bir, bir şey yapmamıza gerek yok konu tekrarlarında. Zaten sadece hızlı özet yapıyorum. Ardından yenisi soruları. Girişiyor muyuz? Girişiyoruz hocam. Eğer bu soruları gerçekten kendin yapabiliyorsan bir yap. Videoyu durdur. Mesela ben çözmeye başlayayım ama sen videoyu durdur. Bakalım yapabiliyor musun? Ama videoyu durduktan sonra ben bunu zaten yaptım. Zaten hiçbir gerek yok. Hoca anlatmasan geçeyim hemen. Deme sakın çünkü benim nasıl anlattığımı da bir izle. Çünkü ben de sana özel taktikler göstereceğim. Ben de sana farklı bir yaklaşım açısından çözeceğim belki soru Hani senin çözdüğün gibi çözmeyeceğim belki. Dolayısıyla hocanın ne gösterdiği, öğretmenin ne gösterdiğini mutlaka izle. Çünkü o da sana bir şey katacak merak etme. Hmm. Çözsem bile çözemezsen zaten kesinlikle zaman gerekiyor diyoruz. Evet ilk sorumuza beraber Songuş Erhan Yeni nesil bir sorumuz. Marangoz Bahtiyar demiş ki doğrusal bir kalasın üzerine bir ucundan diğer ucuna kadar eşit aralıklarla mavi ve yeşil renkli raptiyeler çakmıştır demiş. Tam burada mavi raptiyelerimiz var. Böyle böyle mavi raptiyeleri çakmış. Ardından da buraya kadar sonrasında yeşil raptiyeleri çakmış. Tamam. Sonra demiş ki en soldaki mavi raptiye ile en soldaki yeşil raptiye arasındaki mesafe 160 santimetre ve kalasın uzunluğu 300 santimetre demiş. O zaman bu kalasımızın uzunluğu buradan buraya kadar 300 santimetreymiş. Bunu da böyle göstermiş olduk. Ardışık raptiler arasındaki mesafe 20 santimetreden az olduğuna göre kalasın üzerine en az kaç yeşil raptiye vardır diye bize çok güzel bir aslında mantık çarpanlar ve katlar gibi bir soru aslında ben öyle gördüm. Çünkü içinde Ebo ve benzeri bunları da yapacağız merak etme. Şimdi hemen başlayalım. Bir kere bu soru aslında bizim için bak yeşil raptiyeler bak bize verdiği bilgileri bir yazalım. 300 santimetre yazdım. Başka ne vermişti? 160 santimetre. Ne demişti? En soldaki mavi rap ile yani buradan başlıyoruz. Hatta şöyle bir farklı bir renkle yapalım. Buradan başlıyoruz. Nereye kadar gidiyoruz? Şuraya kadar en soldaki yeşil raptiye arasındaki mesafe. Bu, bu, kaç santimetreymiş? 160 santimetreymiş burası da. Tamam. O zaman bu geriye ne kalıyor acaba? Bak dikkat et. Bak buranın hepsi 300 santimetre. Burası 160 santimetre. O zaman şuraya ne kalıyor evladım benim? 140 santim kalıyor hocam. Harikasın. 140 santimetreyi nasıl bulduk? 300'den 160'ı çıkardığımız zaman buradan yani en soldaki yeşil raptiye ile en sağdaki Yeşil Raptiye arasındaki mesafe yani Yeşil Raptiye'nin bulunduğu bölgedeki uzunluk 140 santimetre çıktı bizim için. Şimdi demiş ki bize aslında burada raptiyelerimiz var tamam falan filan. Ardışık raptiyeler arasındaki mesafe 20 santimetreden az olduğuna göre ve dikkat et eşit aralıklarla bu raptiyeleri dikmiş. Demek ki biz burada aslında e, buradaki 160 santimetrenin içerisinde belli raptiyeler var. Belli aralıklar var. Bak 1, 2, 3, 4 bilmem kaç tane aralık var. Buradaki 140 santimetrenin içinde de belli aralıklar var. İşte bunların ebobunu Ekokunu almamız gerekiyor. Acaba hangisi? Sence hangisini almamız gerekiyor bu aralıkları bulabilmek için? EBOB'unu almamız gerekiyor. Harikasın. Çünkü bölüştürdüğümüz için EBOB'unu almamız gerekiyor. İşte ister 160 140'ın EBOB'unu alırsın, ister 300 çünkü burada da rap aralıkları var veya 140'ın EBOB'unu alırsın. Mesela 300'de 140'ın EBOB'unu alalım. Hemen senin için kolay bir yöntem de göstereyim. 300 de 140'ın EBOB'unu alırken ikisini de ortak bölen bir sayıyı ben tak diye görebiliyorum. Mesela 10. Bak bu İkisini de yuvarla böldüğü için yuvarlak için alıyorum 30 ve 14. Ardından Tonguç elenmem ikiye böldük 15 e, ve 7. Bunu da yuvarlak için aldım. Ardından Tonguç elenmem üçe böldük 5 ve 7. Ardından 5 1 7 7 1. Süper. Dolayısıyla zaten biz eva bunu aradığımız için bizim için önemli olan bunlar önemli değil. Bizim için bunlar önemli. Bunlar santimetre olduğu için bu ikisinin çarpımı olan 20 santimetre bunların ebabıdır. İşte bu aralık miktarını bulduk. Yani aralıkların uzunluğunu bulduk mu acaba demiş ki Raptiyeler arasındaki mesafe 20 santimetreden az olduğuna göre bize koşul vermiş. Koşul verdiği zaman ne yapıyorduk bak dikkat et. Taktiğimizi alalım burada. Koşul 20 santimetreden az demiş. Bunu kullanacağız. Bu çok önemli koşu 20 santimetrenin az olduğuna göre takvimimizi de buraya koyalım. O zaman diyoruz ki o zaman 20 santimetre olamaz. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bak eğer sen EBOB bulduysan koşula uygun hale getirebilmek için bölersin. Bak böyle böyle aslında daha küçüğüne ulaşırsın. Eğer EKOK bulduysan da çarpa çarpa daha büyüğüne ulaşırsın koşul verdiyse. Zaten koşul gördüysen tekrar söylüyorum burası çok önemli sınavda çıkar. EBOB'ları eğer EBOB varsa böyle böyle ekok varsa da çarpa çarpa koşula uygun hale getirirsin diyoruz. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bölmemiz gerekiyor. İkiye bir bölelim bakalım. En az bölebileceğimiz veya çarpabileceğimiz sayı bu arada ikidir. İkiye böldüğümüz zaman 10 santimetre bu aralıkların olabileceği mesafedir. Peki 10 santimetreye göre yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Burada kaç tane e, aralık vardır? 140 santimetrenin içerisinde. 140'ı 140. Ona böldüğümüz zaman 14 tane aralık vardır. Peki kaç tane yeşil raptiye vardır? Dikkat et. Raptiye sayısı aralık sayısından bir fazlaydı hatırlıyorsan. Dolayısıyla 14 aralıksa 14 artı bir tane yani 15 yeşil Rab diye vardır diyoruz. İşte bunların her birisi bir akıl yürütme. Bu akıl yürütmenin her birisini benim yaptığım gibi adım adım yapmalısın. Rica ediyorum çok dikkat et. İlk taktiğimizde kullanmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve böyle taktikler önümüze gelecek diyorum. Şimdi geldik senle beraber. Ee, ne demiş? Yanda çap uzunlukları verilen boncuklardan mavi ve siyah olanlarla birinci kolye. Tamam burada görüyoruz zaten kolyeyi. Turuncu olanlarla ise ikinci kolye. Tabii turuncu tam olmamış. Sarı olmuş birazcık. Bir dakika şunları bir turuncu hale getirelim. Soruda turuncu yazmışız. Buraya sarı çizmişiz. Yani ayıp olmuş. Neyse hemen iki saniyede ben yaptım zaten senin için görüyorsun. E, hızlı bir işlem oldu. Turuncu kolyelerimizi yazdık. Tamam. Sağ olun hocam çok güzel. Görseldeki örüntüye göre yapılıyor demiş. Tamam. Evet bak burada turuncu topların aslında boncukların çapı 12. işte siyahların 4. işte mavilerin 6 demiş. Tamam bunları gör, görüyoruz. Şimdi kolyelerin boncuk olan kısımların uzunlukları eşit. Ve 2 metreden kısa olduğuna göre yani Burası ve burası birbirine eşitmiş ve iki metreden kısa. Ne vermiş bize dikkat et? Koşul vermiş. Bu koşulu kullanacağız. Aman dikkat et. Kolyelerin yapımı için en fazla kaç siyah boncuk kullanılmıştır demiş. En fazlayı soruyor bize. Aman dikkat edelim. Şimdi bir kere hemen şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki ya buradaki kolyelerle kolyelerle bak şu ...siyah ve mavi ard arda gelmiş görüyorsun değil mi? Görüyorum yok. hocam. Siyah ve mavi hep ard arda geldiyse... ...bu altı santim, bu dört santimetre aslında... ...şurası on santimetre. Bir tane daha on santimetre var. E, bir tane daha on santimetre var. Hep böyle on, on, on şeklinde ilerliyor. Buraya bakalım. Burası on iki. Burası on iki. Burası on iki. Yani hep on iki, on iki, on iki şeklinde ilerliyor. İşte bunların eşit uzunlukta olabilmesi için... ...bir kere hangi uzunlukta olduğunu söylüyor bize... Ekok mu ekok mu yapacağız Evren Bey? Ekok yapacağız hocam. Harikasın. Neden ekok yapacağız? Çünkü daha büyük bir kolye uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Hemen seninle beraber ekokumuzu yapalım. 10 ile 12'nin ekokunu bulmak istiyoruz. Ben sana kafadan da söyleyebilirim 60 diyebilirim mesela. Ama hemen seninle beraber şöyle bir e, bölelim. E, i̇kisini de 2'ye böldük. 5, 6, 2'ye böldük. 3, 5, 5. 3'e böldük 1, 5, 5'e böldük 1. Bunların hepsini çarptı, zaman 4 kere 3, 12, 12 çarpı 5, 60 dikkat et santimetre diyorum. 60 santimetrelik bir kolye en az olabilecek şey aslında 60 santimetrelik kolye. Ama demiş ki bak 2 metreden kısa olduğuna göre demiş kolye. Aa. Yani ben istersem... 6 6000 santimetre kolye de yapabilirim değil mi? Yapabilirsiniz hocam. Yapabilirim ve bu sayede çok fazla siyah boncuk olur. İstediğim kadar milyonlarca siyah boncuklu 6000 metre uzunluğunda bir kole yaparım. Ama demiş ki bak bize koşulu vermiş. 2 metreden kısa. O zaman ne yapıyorduk? Eğer biz ekok bulursak eğer Bununla ilgili koşulu gerçekleştirebilmek için bu ekoku çarpardık. 2 ile çarptığımız zaman 120. 3 ile çarptığımız zaman 180. 4 ile çarptığımız zaman 240. Böyle böyle gider. Ama demiş ki bak 2 metreden yani 200 santimetreden kısa demiş. O zaman neyi seçeceğiz? 180 santimetreyi seçeceğiz. O zaman kolyemiz en fazla 180 santimetre olabilir. En az 60, Birazcık daha fazla 120 de olabilir aslında ama en fazla da 180 santimetre olabilir. Peki 180 santimetrelik bir kolyede kaç tane bu onluklardan vardır dediğimiz zaman tak diye bölüyorum. 18 tane, 18 tane bu ikililerden vardır. Kaç tane siyah vardır dediğimiz zaman zaten bir bu ikili de bu çiftte bir mavi bir siyah var. O zaman 18 tane bu ikili de 18 tane siyah vardır diye sonuca ulaşabiliyorum. Bak çok fazla işlem yapmadım gördüğün gibi. Bu işlemleri yapmadan niye ne yapıyorum aslında en fazla yorulduğum şey akıl yürütme. Onu da sana söylemek istiyorum. Akıl yürütmelerle soruları çözebiliyoruz. Buradaki kullandığım şeyler neydi? Mavi artı siyahları taktik olarak birleştirdim ve bu taktik benim işime çok yaradı. Bak bu taktik sayfası çok önemli. Turuncularda da tek başına aldım. Mavi ve siyahların toplamıyla turuncunun ekokunu aldım. Bununla ilgili çok fazla LGS sorusu geldi. O yüzden buna hakim olman gerekiyor. Koşul iki metreden azdı. Yine koşul, koşulsuz LGS sorusu gelmez. Bu kadar basit gelmez. Onu söylemek istiyorum. Siyah sayısını da kolye uzunluğunu ne yaptık aslında? Bu ikilinin yani çiftin uzunluğuna bölerek aslında bulmuş olduk. Süpersin diyoruz. Şimdi geldik yepyeni bir sorumuza. Burada da taktiğimiz taktik, var. Merak taktik, etme. Taktik. Şimdi e, bir tane 60 santimetre karelik dikdörtgen varmış ve turuncu renkli dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden. Bak dikkat et. Bu sefer ne demiş? Aralarında asal doğal sayılardır demiş. Ha, bu çok önemli. Sınavda soru geldi. Geçtiğimiz senelerde LGS'de aralarında asallık sorusu geldi. Bu dikdörtgenlerden 9 tanesi aşağıdaki doğrusal AB zemini üzerinde şekildeki gibi aralarında boşluk kalmadan dizilmiştir. Bir dik, bir yatık, bir dik, bir yatık. Zaten bunlar dikkat edin eş dikdörtgenler. Hepsi böyle dizilmiş. Tamam. AB en az kaç santimetre demişim. Aralarında boşluk kalmadan demiş. Demek ki burada bir tane daha dik var. Sonra bir tane daha böyle var falan filan. Şimdi hemen sana dikdörtgenin kenarlarını bulmamız gerektiğini zaten senin de aklına gelmişti. Dikdörtgenin kenarlarını nasıl buluruz? 60'ın çarpanlarını buluruz sonuç olarak. 60'ın çarpanlarına hemen bakalım. Çarpan bölen demek aslında. Bir kere 60. Aynı zamanda iki kere 30. Aynı zamanda 3 kere 20. Sonra 4 kere 15. Sonra 5 kere 12 sonra 6 kere 10 sonra 7 kere olmaz 8 kere olmaz 9 kere olmaz 10 kere 6 bitti. 60'ın çarpanlarını bulduk. Şimdi dikkat et ne demiş? Kenar uzunlukları doğal sayı demiş. Tamam bunlar olabilir gördüğün gibi. Peki bunlardan aralarında asal olması şartını da getirmiş bu koşula göre. Acaba hangileri olabilir? Bir kere 1 ile bütün sayılar asaldır. Bunlar olabilir. 1 ve 60 kenarlar olabilir veya 2 ve 30 aralarında asal değil ne yazık ki çünkü ikisi de neye bölünür? 2'ye bölünür. Harikası ikisi de 2'ye bölünür. 3 ile 20 aralığında tamam evet aralığında asal ikisinin ortak böleni 1'den başka yok. 4 ile 15 aralığında asal evet onlar da aralığında asal. 5 ile 12 aralığında asal evet onlar da aralığında asal. Hepsi aralığında asal maşallah. 6 ile 10 değil çünkü ikisi de 2'ye bölünür. Şimdi bunlardan demiş ki bak boşluk kalmadan demiş en az kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi eğer ben 1.60'ı e seçersem ...burası bir santimetre ise... ...burası 60 santimetre oluyor. Yok artık Lebrun! Ya ben bu mesafeyi eşek kadar büyütürüm bu arada... ...onu söyleyeyim ya. Yani. Dokuz tane dizdiysem ben burada... ...burada bir, iki, üç, dört... ...beş, altı, yedi, sekiz... ...bir de dokuz burası gelecek. Dolayısıyla bunun gibi... ...bak bu ikiliden... E, ...dört tane olacak... ...bir de bu dokuz tane olacak. Dolayısıyla... ...bir ile altmış birazcık fazla oluyor sanki. E, peki... 3 de 20 olabilir mi? 3, 3, 20, 23 olur. 23 olur, 23 olur. Yani bak bu ikiliden aslında bu ikiliden 4 tane olması gerekiyor. 9 tane tuğla ya bak hatta şöyle sana çizeyim ki anlayacaksın. Bak bir böyle, bir böyle. E, ee, bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Bir böyle, bir böyle. Bak kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. da böyle gelecek. Dolayısıyla şu kısayla uzunun toplamı, kısa ile uzunun toplamı, kısa ile uzunun toplamı, kısa ile uzunun toplamı. Bak çiftleştiriyorum bunları. Bunlardan dört tane olması gerekiyor. Bir de bir tane daha kısa gelecek. Dolayısıyla bu akıl yürütmeyi yaptıktan sonra diyorum ki ya kardeşim birbirlerine bu uzunluğun en az olabilmesi için en az olabilmesi için birbirlerine en yakın olsunlar. O zaman 5 ile 12'yi seçeyim. Yani burası 5 olsun, burası 12 olsun. Burası 5 olsun, burası 12 olsun. Bu 5 12 çifti de neyi oluşturur Tonguç Elan Bey? 17 yani. oluşturur. 17 oluşturur. 17'den kaç tane vardı? Bak akıl yürütüm sınavda bütün sorular böyle geliyor. Bu, onu söyleyeyim hani basit soru yok. Hep böyle akıl yürütme soruları var. 17'den 4 tane var. Bir tane de 5 olacak elimizde. 17 çarpı 4 47 e, 40, 7 4, 28, 68 artı bir de 5 73 santimetre diyorum. Burayı anladık mı evladım benim? Anladık hocam. Harikasın. İşte bu aslında yaptığımız en temel LGS sorularından bir tanesi. Çarpanlar ve katlar aynı zamanda böyle toplamalar var. Dokuz tane yeşekli şekli vermiş bize bir sürü amele gibi işlem yapıyoruz ama ne yazık ki LGS sorularında bunları kullanıyoruz. Bak burada hangi taktiği kullandık? Onu söylemek istiyorum. Dikdörtgenler tek sayıda olduğu için dike olan bir fazla olduğunu unutmuyoruz. Yani bunu atlamamamız gerekiyor. Eğer bunu dokuz tane e ee, o zaman bir iki üç dört beş altı acaba hangisi olacak? Hemen bak çizdim dokuz tane olduğunu anladım. Bak ne yaptım? bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun. Yani şu mesafeyi bulabilmek için kısa uzun, kısa uzundan dört tane var. Bir de buradan bir tane var. Aman dikkat edelim diyoruz. Bu taktiğimizde kullanmış olduk. Şimdi de geldik artık üstü ifadelere. Gördüğün gibi çok özel sorular çözüyoruz. Tam LGS'de çıkabilecek gibi sorular çözüyoruz. Bu taktiklerle, bu özetlerle ve bu yeni nesil soruların çözüm yöntemleriyle inşallah sen de süper netler yapacaksın. Hemen üstü ifadelere başlayalım. Çok temel bir konu, çok özel bir konu. 5 üzeri 3. 125. Harikasın işte bu kadar. Üstü gilleri çok iyi hatırlıyorsun. 125 aslında bizim çok iyi bilmemiz gereken bir şey. Üstlü giller vardı hatırlıyorsan. 2'nin kuvvetleri, 3'ün kuvvetleri, 5'in kuvvetleri bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 2, 3, 5 asal sayılardan en önemlileriydi. Şimdi tam sayıların kuvvetleri 20, 21 ve 22'de her sene çıkmış. Üstlü ifadelerle işlemler her sene çıkmış. 2021'de 2 tane çıkmış yani acayip önemli. Yani o kadar çok seviyor ki. Yani Milliyetin Bakanlığı bunu buna bayılıyor. üst ifade işlemler dediğimiz çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Toplama, çıkarmayı daha az soruyorlar ama çarpma, bölme kesin soruyorlar her sene. Çözümleme acayip seviyorlar. Çözümlemeyi de çok seviyorlar. 2019, 2020, 2021'de de çıktı aslında. Bunu yazmayı unutmuşuz. ...çok büyük, çok küçük sayılar... ...2021, 2022... ...aslında çözümlemeyle çok benzer olduğu için buraya yazmışız onu... ...bir de 2022'de çözümlemeyle beraber... ...bilimsel gösterim sorular... ...2022'de de bilimsel gösterim çıkmış... ...dikkat et, ben burada çözümlemeye... ...böyle bir yıldız atarım çünkü... ...aslında bu iki soru da bununla bağlantılıydı... ...onu da söylemek istiyorum... ...dolayısıyla bunu bilmeden bunları da yapamıyorsun... ...arkadaşım... ...çok çok iyi çözümlemeye hakim olmamız gerekiyor... ...zaten bunlar temel kurallar... ...biz hangi sınıftan beri e, üstü ifadeleri... ...görüyoruz Evlam Bey. Beşinci sınıftan beri hocam. Harikasın. Beşinci sınıfta gerçekten öğrenmiştik. Bir sayının karesini ve kübünü almayı... ...öğrenmiştik. Ta o zamandan beri yakamızı... ...bırakmadı gerçekten peşimizde diyor. Şimdi seninle beraber hemen başlayalım. Bir kere... ...iki giller, üç giller... ...ve beş gilleri adımız gibi... Bilmemiz Merhaba benim gerekir. adım Giller. Peki bunlar... ...nelerdi? Gel seninle beraber tekrar... ...oturalım. Bunun tablosunu yapalım. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü... Acayip önemli. Gerçekten karşımıza çok çıkacak bir e, şey. Hemen iki gilleri yapıyorum bak. 2 i̇ki üzeri 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Aynı zamanda 1024. Zaten 1 megabayt da oradan geliyor. 1024 megabayt e, geliyor aslında. Veya bir GBta bir 24 megabayttır falan filan aslında ikilik sisteme göre çalıştığı için. Bak ikinin birinci kuvveti, ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu kuvvetine kadar gidiyoruz. Acayip önemli. Üçün kuvvetini yazıyorum. Üç, dokuz, yirmi yedi, seksen bir, 243 ve 729 729 geçen senelerde çıktı. Şimdiden söylemek istiyorum. 3'ün 1., 2., 3., 4., 5. kuvveti, 6. kuvveti karşımıza gelebilir. Devam ediyorum. 5 e, 25 125 625 3125. Zaten bu da aklımızın bir köşesinde kalsın ama tekrar söylüyorum bak 5, 25, 125, 625 çok çıkıyor. 3125 birazcık daha az çıkıyor ama 729 geçen senelerde çıktı. Onu da söylemek istiyorum. Kıl bir şey. 1024 de çıktı bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla iki gilleri, üç gilleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Zaten bunlar temel. Yani üslü ifadeleri bilmek için bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Peki diğerleri, diğer soru tipleri nasıl çıkıyor? Mesela biz üslü ifadelerde... Eksi kuvvetin ne olduğunu, eksi üssün ne olduğunu öğrenmiştik. Mesela burada eksi üssün aslında 1/2 üzeri 3 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 2 üzeri 3 1/8 şeklinde bunu yazabiliriz. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1/2'nin 4. kuvvetinin 1'in dördüncü kuvveti ve 2'nin 4. kuvveti olduğu, 1/16 e, olduğunu bilmemiz gerekiyor. -3'ün birinci kuvvetinin tek kuvvetinin -3 olduğunu ama eğer -3'ün karesi olsaydı pozitif yani artı +9 olacağını kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hatta birazcık daha kıl bir örnek vereyim. Sen sen bunu anlarsın. Eksi beşin eksi ikinci kuvveti yok artık Lebron James. Her iki tarafta da iki var. Baktık eksi var pardon. Bak çift kuvvet olduğu için sonuç bir kere pozitif çıkacak. Bunu yazdık. E beşin eksi ikinci kuvveti bak bu eksinin görevi eksi yapmak değil. Bu eksinin görevi eksi veya artı yapmak sayıyı Bu eksinin görevi tepe taklak yapmak. 5'in karesi kaçtır? 25. Harika. O zaman bunu da 1 bölü yirmi şeklinde tepe taklak yapmak olduğu için görevi bir bölü yirmi beş. Bunun altında görünmez bir var. Tepe taklak yapıyoruz sayımızı. Gel şimdi üstü ifadeleri çarpmaya ama öncesinde üssün üssü kanununu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak üssün üssünü hatırlayalım. Zaten bunu biliyorsundur. Üssün üssü dediğimiz şey İki tane üs varsa üst üste iki tane üs varsa bu ikisini çarpıyorsun. 5 üzeri altı kere dört. Yirmi dört hocam. Harikasın. 5 üzeri 24 dört şeklinde yazabiliyoruz. Eğer üs ifadelerle çarpma yapmak istiyorsan da bu çarpmada tabanlar aynı ise eğer üstleri topluyorsun. Taban aynı kalacak şekilde altı artı dört beş üzeri on çıkıyor. Eğer e, bölme yapmak istiyorsan da üs ifadelerde üstleri çıkartıyorsun ama dikkat et 5 üzeri 6 eksi 4 yazarak çıkar. Çünkü 5'in karesi hemen sana göstereyim ne yapacağını. eksi 2'nin e şey diyelim mesela 7. kuvvetini eksi 2'nin eksi 4. kuvvetine bölüyoruz. Çok karışık gibi gözüküyor ama şöyle yapıyoruz. Hatta burada parantez bile koymuyor iyice kafan karışsın diye. Ne yapacağız evladım benim? Eksi 2'nin eksi 2'nin 7 eksi eksi 4. kuvveti yapacağız. Bak bundan bunu çıkartacağız. Aradaki eksiği unutma. Bu eksi başka bir eksi. Bu çıkarmanın eksisi. Bu eksi beraber gelince artı oluyor. O zaman eksi 2'nin 11. kuvveti oluyor. Aman dikkat et, Çok işlem hatası yapılan bir şeylerden bir tanesi bu. Gelip ya tabanlar aynı değilse çarpmanı ne yapıyoruz? O zaman üstler aynı mı bakıyoruz? Üstler aynıysa tabanları çarpıyoruz. Bir kere 5, 10, 10 üzeri 7 diyoruz. Veya 20 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7. Ya yani 20'yi de 5'e böl işte. 4 üzeri 7 diyoruz. Üstler aynı kalıyor bu sefer diyoruz. Şimdi geldik seninle beraber birazcık daha özel soru tiplerine ama... Öncesinde şunu bilmemiz gerekiyor. Toplama nasıl yapılır üstü ifadelerde? Elma armut hesabı. Bak bu mesela 5 çarpı 3 üzeri 4. Bu 6 çarp 6 çarpı 3 üzeri 4. Yani 5 tane elma 3 üzeri 4 de 6 tane elma toplam kaç elma eder? 11 elma eder hocam. Harika. 11 tane 3 üzeri 4 yani 11 tane elma eder. De Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Ucucu ekliyoruz veya işte 5 elma 6 elma daha kaç eder diye şeklinde basit düşünüyoruz. Ama sınavda bu kadar basit vermiyor tabi. Ne yapıyor sana biliyor musun? 3 üzeri 5 eksi 3 üzeri 4 diyor. Hayda diyorsun sen de hocam nerede bunlar bu elma bu armut diyorsun. Yapman gereken şey şu. 3 üzeri 5'i 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 diye düşün. Hayda. Hayda nasıl yaptık bunu? Hani üstler e, toplanıyordu ya. Hani onun tersine döndürdüm. Bak bu 3 üzeri 5'i 3 üzeri 1 de 3 üzeri 4'ün çarpımı 3 üzeri 5 değil miydi? Üstler toplanırsa 3 üzeri 5 çıkar. Evet i̇şte bu şekilde getirince bak ne oldu? 3 tane elma Bak üç tane elma. Bir tane elma çıkarsa üç tane kaç tane elma çıkar? İki tane elma kalır. Üç, iki tane elma kalır. O zaman iki tane üç üzeri dört şeklinde sonuca ulaşabiliyorum diyorum. Geldik şimdi seninle beraber çözümleme kurallarına. Çözümleme acayip önemli. Sınavda en fazla çıkan yıldız, yıldız yıldız, 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 bir acayip bir konu yani. Mesela bak burada çözümlemede de altı çizgi kuralımız var. Altı çizgi kuralımıza göre altı tane çizgi çıkıyor. Zaten bundan daha fazla sorulmadığı için altı tane çizgi kuralı diyorum ben buna. Bu altı tane çizgiden üzerlerine bak. Hemen virgülün solundakini on üzeri sıfırlar basamağı, ondan sonra on üzeri birler, sonra on üzeri ikiler basamağı şeklinde ilerliyor. Eğer on üzeri üç gelseydi sola giderdi. ...V gün hemen sağda ise 10 üzeri eksi 1'ler basamağı... ...10 üzeri eksi 2'ler basamağı, 10 üzeri eksi 3'ler basamağı basama şeklinde ilerliyor. Mesela 4 çarpı 10 üzeri 0 derse sana A sayısı için... ...o zaman buraya 4 yazıyorsun. 10 üzeri 0 ile 4 çarpıldığı için... 10 üzeri eksi 1 ile 2 çarpıldığı için buraya 2 yazıyorsun. 10 üzeri eksi 2 ile 6 çarpıldığı için buraya 6 yazıyorsun. 4 virgül 26 imiş A sayısı. 4 virgül 26. Bak bitti bu kadar. Buraya bakalım. Zaten genellikle sınavda çözümlenmiş halini veriyor. Normal halini bize soruyor Tonguç evladım benim. Mesela burada 3 çarpı 10 üzeri 1. O zaman buraya 3 yazıyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman buraya 7 yazıyorum. Hayda hocam. Tamam bunlar olmayabilir. Bunu anlıyorum ama. Bu arada ne olacak hocam? Mesela bu yok. Tamam burada ne olacak hocam? İşte çok basit. Sıfırlar. Bir, 2 üç tane sıfır koyuyorsun. Bak burada otuz virgül sıfır diye bir sayı çıktı. Acayip bir şey. Acayip bir sayı biliyorum. Ama şöyle bir sayı çıktı. Otuz virgül ee, Hangi sıfır sıfır aklına geliyor? James Bond. Harikasın James Bond gerçekten de olağanüstü bir film e, serisi diyoruz ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bakalım bak burada bir kamyon var ve bunun ağırlığı yuh ne bu ya? bakıyorum. 1 milyon 600 bin gram. Ya böyle şey mi olur ya Allah aşkına ya. Bunu normal bir şey çevirsene. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? 16 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için 10 üzeri 5 grama çevirebiliyoruz. İşte buna çok büyük sayılar diyoruz. Bir de çok küçük sayılar var. O da şöyle. 0, 0, 0, 0, 0 düdük kadar bir sayı. İşte mesela buradaki amipin ağırlığı diyelim. Bu amipin ağırlığı da bunu gösterirken de diyoruz ki 45 çarpı 10 üzeri diyorum. Bak burada virgülün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5 tane basamak var. Eksi 5 diyorum ama dikkat et. Burada da eksi 5 yazıyorum. Virgülün sağındaki basamak sayısına göre yazıyorum. Şimdi bunların bilimsel gösterimini soruyorlar bize. Mesela ben bunu kabul etmiyorum arkadaşım diyor. Ben burada hiçbir şekilde bilimsel gösterimde bir ondan büyük sayı veya birden küçük sayı istemiyorum diyor. Bir ile on arasında olmasını istiyorum diyor. O da mesela şöyle. 450 çarpı on üzeri dokuz. Bunun bilimsel gösterimini gösterir misin bana? Göstereyim hemen sana. Hemen bak burada. Burada diyorum ki en önemli şeyden adam 450 bu sayımız ya. Onla çarparsam ne der? 4.500. Harika. 4.500. Peki 450'yi ona bölsedim kaç ederdi? 45. 45 süper. Bir daha ona böl. 4.5. 4.5. Bir daha ona böl. 0 ,045. 0 0.45. Bir daha ona böl. 0.045. Böyle gider. İşte bu basamak sistemini bileceğiz diyeceğiz ki bu sisteme göre ya kardeşim ben bunun hangi sayısı bilimsel gösterime uygundur? Bak bu ondan büyük, ondan büyük, ondan büyük. A ondan küçük. Birle on arasında aa, süper. Ama bak birden küçük, birden küçük. Sadece bir tanesi uygun. İşte ben bunu yazıyorum buraya. Diyorum ki sonra ya kardeşim ben bu 450'den 4.5'a gidesiye kadar kaç basamak aşağı indim? Kaç kat aşağı indim? Bir, iki kat aşağı indim. Bu iki kat aşağı indikten sonra o zaman burada da iki kat yukarı çıkayım bir zahmet. ki denge olsun burada küçüldüysem bak 454 buçuk pıtırıcına düşüyor Bu da büyümesi gerekiyor o zaman on üzeri artık iki kat yukarı çık Dokuzuncu kattan iki kat yukarı çıkarsan 11 harika hocam. on birinci kata çıkarsın. Burada yapılan en büyük hata şöyle olur Tonguç Eren Bey. Bu eksi dokuz deseydi bize o zaman ne yapardık? Bak hemen onu da başka bir yerde yazayım. Dört yüz elli çarpı on üzeri eksi dokuz deseydi ...tam dört buçuk yazardım ama burada da iki kat yukarı çıkarsam eksi dokuzuncu kattan iki kat yukarı çıkarsan kaçıncı kata gelirsin? Eksi on bir hocam. Patladın eksi on bir değil bak dikkat et. İki kat yukarı çıkıyoruz eksi dokuzuncu kattasın. Yukarıya doğru çıkarken Yerin altındasın bak dikkat et. Eksi dokuz, eksi sekiz, eksi yedi, eksi yediye gelirsin. Burada en, en büyük yapılan hata da budur. Şimdiden söyleyeyim. Geldik hemen senle beraber artık üstü ifadelerle bütün konu tekrarımızı yaptığımıza göre sorularını çözmeye. Sorular nasıl geliyor? Asıl bana bunu öğret diyorsun. Gerçekten de mantıklı. Gerçekten de çıkan bir sorunun mesela benzeri bir soru bu. Aşağıda dokuz eş bölgeye ayrılmış. Üç üzeri beş metre uzunluğunda bir parkur verilmiştir. Yuh. Hemen üç, üstü ifadeleri hatırlayalım. 3, 9, 27, 81, 3 üzeri 4, 243, 3 üzeri 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5. Ha, o zaman demek ki 243 metreymiş. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Yapılan 3 atışın ...ve ee, demiş ki Ali Osman Murat... ...bu parkurda gülle atışı yapacaklardır. Gerçekten de çok uzun bir parkur. Burada gülle yani deli gibi ağır bir şey. Bunu atıp buraya bir yerlere gel getirecekler. Tamam. Yapılan üç atışın... ...başlangıç noktası olan uzaklıkları... 2'nin birbirinden farklı... ...pozitif tam sayı kuvvetleri olduğuna göre... ...bunu çok seviyorlar sormayı. Bak 2020 LGS'de de... E, ...şunu ver bakayım bana. Buyurun hocam. Görüyorum seni harikasın. Bak 2020 LGS sınavında da buna benzer sorular çıktı. E, gerçekten de hani... ...bizim için çok önemli. Bilmem 2'nin tam sayı kuvvetleri olacak şekilde. Bak 2'nin tam sayı kuvveti olan... ...dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano... ...ve yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Bak 5'in tam sayı kuvveti olan... ...ya acayip seviyor olar bu soruları. Yani sanki ikinin tam sayı kuvvetlerini biz bilmiyoruz. Ben iki gilleri biliyorum kardeşim. Üç gilleri biliyorum. Dört gilleri biliyorum. Dört gilleri biliyorum. Beş gilleri biliyorum. Dolayısıyla bana yemez bu numaralar diyeceksiniz ve soruları patık kurusu çözeceksiniz merak etme. Zaten hemen burada taktiğimizi de bu kenara koyalım. En büyük taktik bu arada bu. Ee, geldik. İkinin birbirinden farklı pozitif tam sayı kuvvetleri olduğuna göre atış yapılan bölgelerin numara toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Hmm. Şimdi eğer mesela bu birinci Ali buraya atsa, Osman buraya atsa, Murat buraya atsa toplama altı çıkar. Demek ki en çok olmasını istiyorsak Ali, Murat ve Osman buralara yakın bir at, atış yapsınlar ki. Buralara yakın bir e, atış yapsınlar ki ve birbirinden farklı uzunlukta atıyorlarmışlar yani o kesin. Buralara yakın bir atış yapsınlar ki daha şeye çıksın, en çok çıksın değil mi evladım bey? Bak bu mantığımızı da kullanıyoruz burada. Yani adamların hepsi düdük kadar atarlarsa o zaman numara toplamları çok çıkamaz en çok olmasını istiyoruz tamam bu aklımıza kalsın şimdi kesikli çizgilere kadar olan uzunlukları yazmamız gerekiyor bak dokuz eş parçaya bölmüşler görüyor musun parkurda gülle atış yapılacaktır ve e, dokuz eş bölgeye ayrılmış yani 243 metreyi 243 metreyi dokuz'a böldüğüm zaman ben e, iki kere dokuz 18 6 63 7 7 x 9 63 tamam. Zaten 27 çıkıyor. Demek ki her bir aralık kaç metreymiş Tonguç Ela ve 27 metreymiş. 27 metre, 27 metre, 27 metre, 27 metre böyle devam ediyor. Tamam. Bunların hepsini yazdık. Şimdi bunların diyor ki adam ikinin birbirinden farklı pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde atıyormuş. Bakalım hemen atalım. Mesela 2'nin kuvvetini yazalım mı sana bir bak. 2'nin kuvvetleri bizim için çok önemli o yüzden. 2 4 8 16 32, e, 64, 128, 256, 256'yı atamaz ya. Yani bu çünkü e, artık çıkar dışarıya değil mi? 243 metre zaten en fazla. E, dolayısıyla hepsi içeriye atmıştır. Dolayısıyla 256'yı attım. Bundan sonrası gerek yok. Yani 512 falan filan bunlara gerek yok. Demek ki bu arkadaşlar bu uzunluklarda atabiliyorlarmış. Hmm. İkinin birbirinden farklı. O zaman bir tanesi bir 128 metreye atsın ya. Değil mi? Hani ikinin ben mesela Ali diyelim 128 metreye atsın diyelim. Atsın hocam 128 metreye atarsa e, nereye gelir bakalım beraber? E, 27 e, 54. Bu 4 kere 108 çıkar. E, 27 daha e, 135 çıkar. O zaman şu arada bir yere gelir. 128 burada yani hatta şöyle yapın bak. Burası 27 metre. Burası 54 metre. E, değil mi? 54 çıkıyor. Evet. Burası e, 61 e, 60 71 metre. Burası e, 27 çarpı 4'ten pardon 81 metre. Özür dilerim. Ondan sonra burası 108 metre. E, ondan sonra burası 135 metre. Böyle devam ediyor. Şimdi zaten 128'e kadar attığına göre demek ki bu arada bir yerde Ali atsın diyelim. Şimdi diğeri de ikinin birbirinden farklı pozitifse o zaman diğeri de buraya atabilir. Daha fazla yani daha fazla atamaz aynı atamaz. Dolayısıyla 64 metre atar. 64 metre nereye geliyor? Şuraya geliyor. 64, 54 ile 81 arasında gelir. O zaman ne yapıyoruz? Burası da Osman'ın attığı yer olsun. Tamam bunu kullandık bunu kullandık. Bir de bu olsun bakalım. 32 metrede 32 metrede 27 ile 54 arasında buraya gelir. Bu da Murat olsun bakalım. Zaten bayağı bir düşük puanlar geliyor. O zaman 2, 3 ve 5 numara toplamlarını sormuştu. 2 artı 3 artı 5'ten toplam 10 çıkıyor Tonguç evladım benim. Çok güzel bir soru. Tam bir LGS sorusu. Acayip önemli bir soru. Ne yaptık? Kesikli çizgilere o kadar olan uzunlukları yazdık. 27, 54, 81, 108, 135. Sonrasını yazmama gerek kalmadı. Çünkü zaten bir anda 128'den 256'ya fırlıyor. İkinin kuvvetleri bunu geçiyor. O zaman olmaz diyoruz. Zaten bu kadar olabilir. Bu, bu, bu da en fazla olabilmesi için olabilecek şeyler diyoruz. Taktiğimizde kullanmış olduk. Hadi bakalım o zaman harita üzerindeki uzaklığın gerçek uzaklığa bölünmesiyle harita ölçeği bulunur demiş. Dolayısıyla bizim bu uzaklığı aslında buradaki uzaklığa bölmemiz gerekiyor. Mesela AB uzaklığı için. Ama şimdi eğer bize böyle sayılar verildiyse bak bu çok büyük sayılar bunların hepsi. Bunların her birisindeki onun kuvvetlerini aynı hale getirmek her zaman en başarılı metottur. O zaman diğer her şey aynı kalır. Bak mesela 2,4 çarpı 10 üzeri 6, 0,06 çarpı 10 üzeri 7, 15 çarpı 10 üzeri 5. Hepsini 10 üzeri 5'e getirelim. Yani bak bu 10 üzeri 5'i e bunu 10 üzeri 5 yapabilmek için bunu bir tane aşağı indiriyorum. Bunu da yukarı çıkartacağım. O zaman 24 çarpı 10 üzeri 5 haline getirebilirim bunu. Mesela bunu 10 üzeri 5 haline getirmek için 2 kat aşağı indiriyorum. Bunu da 2 kat yukarı çıkartıyorum. Nasıldı mesela 0,06 diyelim. Bir 10'la çarparsam 0,6 olur. Bir tane daha 10'la çarparsam 6 olur. Bir tane daha 60 olur. Bir tane daha 600 olur. Böyle düşünelim. Dolayısıyla 2 kat yukarı çıkardığım zaman bunu bunda bunu iki kat aşağı indirdiğim zaman bunu da iki kat yukarı çıkarmam gerekiyor. O zaman altı çarpı on üzeri beş çıkıyor. Bak burası da on beş çarpı on üzeri beşti zaten. Dolayısıyla şimdi artık hepsi onun beşinci kuvvetleri şeklinde aynı hale geldi. Şimdi bundan sonra yapacağım işlemler çok daha basit. Ne yapacaktık? Bunu buradaki uzunluğa bölmem gerekiyor. Hemen yapıyorum. AB için AB için altıyı yirmi dört çarpı on üzeri beşe böleceğim. Ondan sonra CD için e, buradaki harita uzunluğunu 3'ü e, 6 çarpı 10 üzeri 5'e böleceğim. Devam ediyorum. EF için EF için buradaki 5 santimetreyi yani haritadaki uzaklığın gerçek uzaklığı yani 15 çarpı 10 üzeri 5'e böleceğim. Zaten hepsinde 10 üzeri 5 yok mu Tonguç Eylül Var hocam. Harikasın. Dolayısıyla var olduğu için o zaman ne yapacağız? Diğerlerine bakacağız. 6 bölü 24. 1 bölü 4. 3 bölü 6 1 bölü 2 zaten 5 bölü 15 1 bölü 3 şimdi hangisi en büyüktür zaten 10 üzeri 5'ler hepsinin aynı gerek yok onları karşılaştırmaya hangisi en büyüktür 1 bölü 4 mü 1 bölü 2 mi 1 bölü 3 mü diye baktığımız zaman tabii ki kesirlerde sıralamayı hatırlamamız gerekiyor payda ne kadar büyükse kesir o kadar küçük olur dolayısıyla en büyük olan tabii ki CD mesafesidir. Dolayısıyla CD mesafesi olduğu için de L haritası en büyük ölçeğe sahiptir diyebiliriz. Tam bir LGS sorusu bir tane daha geldi. Bu tarz soruları gerçekten bekliyoruz. Ne yaptık? Ne yaptık? Bir kere aslında ilk başta taktiğimiz şuydu. Virgüllerden kurtulduk. Virgüllerden kurtulunca zaten onun kuvvetleri aynı geldi. Ne yaptık? Gerçek uzunluğu harita uzunluğuna böldük. E veya işte tam tersini de yapabilirsin ama burada virgüllerden kurtulma hepsini aynı onun kuvvetine getirme en önemli taktiktir diyorum. Çok önemli bunlar diyoruz ve yepyeni bir soruya geldik. Kenar uzunlukları 9'un karesi milimetre kare, 8'in karesi milimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki açık broşür 4 eş sayfadan oluşmuştur demiş. Bak hızlı son tekrar. Broşür <laughs> yapmış, harikasın. Sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3. Yani aslında şöyle mesela şöyle bir broşür var diyelim. Şöyle bir katlamış. Ee, sonra bir tane daha katlama yapmış. Ee, ondan sonra şöyle yapmış. Sonra da bir tane daha katlamış. Vallahi gerçekten de yaptık neredeyse. Ee, hızlı son tekrar mı? Hızlı son tekrar diyelim. Ee, bu broşürü böyle açıyorsun. Böyle sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 falan filan çıkıyor. Tamam eyvallah. 4 tane sayfa çıkıyor. Tamam hızlı son tekrar. Şöyle 4 tane sayfa çıkıyor. Tamam. Diyor ki bize e, bunu katladığım zaman da hızlı son tekrar yazıyor. Ee, broşürü çıkıyor diyor. Tamam. Buna göre açık olan broşür katlandığında ön yüzünün alanı kaç milimetre kare olur diyor. Şimdi burası 9'un karesi yani 81. Burası da 8'in karesi yani 64 milimetre diyebiliriz. 81 milimetre 64 milimetre. Şimdi eğer ben bunu katladığım zaman şu 64'ü 4 eşit parçaya bölüyorum gördüğün gibi. Dolayısıyla 64'ü 4'e bölsem 16, 16, 16. Yani şurası 16 aslında. Burası yine 81. Burası bir şey değişmiyor. Ama buralar katlanınca 16, 16, 16 haline geldiği için burası 16 oluyor. Tamam. Açık olan broşür katlandığında ön yüzünün alanı kaç milimetre kare olur demiş. O zaman çok basit. 16 ile 81'i çarpıyoruz. 16 ile 81'i çarptığımız zaman aslında alana ulaşıyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? 2'nin 4. kuvveti ve ve 3'ün 4. kuvvetidir aslında bunlar. Dikkat edelim. 2'nin 4. kuvveti 3. zaten şıklarda asla 16 çarpı 81 eşek kadar bir sayı bulmazsın. Ne yaparsın? Böyle üslü ifade şeklinde bak. Üstler aynıysa Tabanları ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Altının dördüncü kuvveti şeklinde şıklarda bulabiliriz. Aman dikkat edelim böyle sorular gelecek. Biz bunu şöyle de yapabildik bu arada. Mesela bu sekizin karesini ne yapardık? Bak gel bakalım seninle beraber. Ne yapardık? İfadeleri ikin veya üçünün kuvveti şeklinde yazalım. Dokuzun karesi ve sekizin karesi. Üstün üstü şeklinde getirirsek. Dokuz üçün karesidir. Üzerinde de iki var. Üçün dördüncü kuvveti demek ki burası. Burası da sekizin karesi. 2'nin üçüncü kuvvetidir. Bir de üzerinde iki var. İkinin altıncı kuvveti haline geliyor. Demek ki burası ikinin altıncı kuvveti. Burası da üçün dördüncü kuvveti. Ha, bunu yazdık. O zaman burası üçün dördüncü kuvveti. Burasını ne yapacaktık? Aslında burayı da burayı da yani ikinin altıncı kuvvetini de ne yapmamız gerekiyor? Dörde bölmemiz gerekiyor. O zaman bölü 2'nin karesi diyorum 4 olduğu için ve burada 2'nin dördüncü kuvveti çıkıyor. O zaman burası da 2'nin dördüncü kuvveti çıkıyor. İşte bu ikisini çarptığımız zaman da 6'nın dördüncü kuvvetine yine ulaşabiliyoruz. Ve sınavda sorular gelirse de kesinlikle ve kesinlikle şıklarda bunu görürsün. Aslında 16 ile 81'in çarpımı olan eşek kadar sayıyı görmezsin diyor. Ve geldik en baba konulardan bir tanesi olan kareköklü ifadelere Hazırsan Tonguç evladım benim süper bir şekilde senle beraber kareköklü ifadeleri hallederim. Gerçekten çok önemli hangi yıllarda ne kadar soru çıktı gel bakarsak zaten göreceksin. baya e, bayağı bir soru çıktı yani karakök ifadelerden. Mesela tam kare sayıların 2020 bizim senemiz birinci dönem konuları olan bir tane soru gelmiş tam sayıların karakökünden ama diğer konuların diğer soruların için zaten bu geliyor. Bu temel bir konu olduğu için hani burada sadece sadece buna özel bir soru gelmiş. Diğer soruların için de kesinlikle geliyor. Mesela yaklaşık değer en sevdikleri yani LGS'de hangi konu en değerli konu desek yaklaşık değer deriz. Harikasın. Yaklaşık değer gerçekten de en önemli konulardan bir tanesi. Alt konulardan bir tanesi. Neredeyse bir ünite kadar soru geliyor. Yani iki tane soru geliyor neredeyse. Bak veri analizi ne kadarsa olasılık ne kadarsa o kadar soru geliyor. Her sene neredeyse. 2020'de de iki tane geldi. A kare kök zaten yine temel bir konu. Dört işlem yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme kare ifadelerde çok seviliyor. Dikkat ettiysen bak 2019'da üç tane gelmiş kendi başına. 2021'de iki tane gelmiş. 2022'de de gelmiş ama zaten diğer konuların içinde de geliyor. Dolayısıyla doğal sayı yapan çarpana baktığımız zaman sadece 2019'da geldi bir kere. Ondalık ifadelerin karakülü de 2020'de hani daha detaylı sordukları için sadece bir dönem konuları olduğu için bir tane geldi diyebiliriz. Ama ben burada banko dört işlem yaklaşık değer bu ikisi gerçekten çok klas ve çok da soru çıkan kısımlar diyebilirim. Gel sen de beraber bakalım. Bir kere kareköklü ifadelerde tam kare sayıları adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Tam kare sayılar nedir desem 1, 4, 9, 16 böyle sayma, sayabilmen gerekiyor. Hemen sen beraber sayalım bakalım. 1, 4, 9, 16. ...birin karesi, ikinin karesi, üçün karesi, dördün karesi... ...beşin karesi, altının karesi... ...yedinin karesi, sekizin karesi... ...dokuzun karesi... ...onun karesi, on birin karesi... ...yüz yirmi bir de bil lütfen... ...on ikinin karesi, on üçün karesi... ...on dördün karesi...

20'nin karesi zaten 400 şeklinde ilerliyor. Bak bunları yaparken aslında son basamaklarının çarpına baktım. Mesela 19'un karesi 9 kere 80 mi? Son basamağı 1 olacak. Mesela 18'in karesi 8, 8 64 de son basamağı 4 olacak diye böyle birazcık daha hani dikkat ederek bak bununla bunun arasında 40 fark var. Bununla bunun arasında 40 fark var gibi böyle birazcık kafamdan da aslında hesaplama yaparak da bulabiliyorum bunları. Zaten şunlar var ya şunlar şu ilk 10. Yani bilmeden sınava girme zaten. Terk edip girme ya. Gireyse gerek yok. Ama bundan sonrakileri de bilirsen çok bomba olur. Özellikle 15'in karesine kadar diye söyleyebilirim sana. Peki bunlar ne işimiz olacak? Mesela karekök 9. 9 sen neyin karesi? karesisin? Harika. O zaman cevabı 3 diyebiliyorum. Mesela karekök 64. 8'dir. Sen neyin karesisin? 8'in karesiyim. Karekök 121. Sen neyin karesisin? 11'in karesiyim. Karekök e, mesela 361 bu arada çıktı böyle sorular. Biraz karışık yani 15'in karesinden sonraki sorular 19 diye tak diye söyleyebiliyorum. Dolayısıyla biz bunları söyleyebiliyoruz. Peki eğer bize karekök 40 derse yani ya kardeşim bu şey değil ki hani e, bu aslında hani tam çıkartamıyoruz ki dışarı. İşte böyle ifadelerde de hangi tam kareler arasındadır diye bakıyorsun. Mesela karekök 40 bakıyorum, bakıyorum şunların arasında. O zaman 6 ile 7 arasındadır diye tak diye yazabiliyorum. Mesela karekök 45 45 yine burada. Yine 6 ile 7 arasında. Peki kare kök 50. Bu sefer 7 ile 8 arasında. Bak bu 7'nin karesi bu 8'in karesi. 7 ile 8 arasında diye söyleyebiliyorum. Tak diye söyleyebiliyorum bunları. Bunlar çok önemli. Peki bu 6'ya mı yakın 7'ye mi yakın? Bu 6'ya mı yakın 7'ye mi yakın diye sorduğu zaman da şöyle diyorsun. Mesela kare kök 40. 36'ya 4 yakınlıkta 40. E, 49'a da 9 yakınlıkta. Dolayısıyla 6'ya daha yakın. O zaman burası ağır basıyor. Burada ise 49'a daha yakın olduğu için 45 burası daha ağır basıyor. 7'ye daha yakın diyoruz. Yine 6 ile 7 arasında olduğunu bileceğiz. Ama sınavda bu kadar basit soru gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Mesela bak 3 ile bu ne ya? 10 ile 9 arasında bir yere gelmiş. Uçağın uzunluğu nedir diye soruyor. Bu mu, bu mu, bu mu acaba diye soruyor. Şimdi diyeceğiz ki ya kardeşim uçağın uzunluğu bir kere 9 ile 10 arasında bir şey. Var mı hiç 9 ile 10 arasında bir şey? Yok. Ama bak dikkat et. Üçten başlatıyor üç kağıtçı. Üçten başlattığı için yani sen, sana buradan üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on diyor. Dokuz, on arasında bir yer diyor. Ya kardeşim bir kere şunu bilmen gerekiyor. Ona daha yakın bu arada burası. Üçten sonra ona kadar mesafe yediye geliyor. Üçten sonra dokuza kadar mesafe altıya geliyor. O zaman bu sayı aslında bak dokuz 10 on arasında görün, görünmesine rağmen 9 ve 10'dan 3 çıkardığı zaman 6 ile 7 arasında oluyor ve 7'ye daha yakın çünkü 10'a daha yakın burada gözüküyor zaten uçağın boyu. 10'a daha yakın olduğu için de 6 ile 7 arasında bu uçağın boyuna karekök 45 diyebiliyoruz. Bu sorular sınavda %100 garanti geliyor. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik. Karekök 80. A karekök B gösterimini ne yapıyorduk bunu? Bunu e, aslında 16 ile 5'in çarpımı şeklinde yazabiliyorduk. 16 neyin karesi evladım benim? 4 hocam. Harika. O zaman 4 dışarıya çıkar. 4 karekök 5 şeklinde yazabiliyorduk mesela bunu. Aynı şekilde içeriye de sokabiliyorduk. Mesela 3 karekök 10'da 3'ü içeriye soktuğumuz zaman 3 içeriye 9 diye girerdi karekökün içine. İçeride zaten 10 vardı. 9 kere 10'dan da karekök 90 şeklinde yazabiliyordum. Eğer istersem yapamıyorsam kafam o durduysa sınav ortasında 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm e, işte sallıyorum kaç olsun e, 5, e, 5'e böldüm 1. Şimdi burada yaptığım şey bu ikisi bir tane olarak çıkıyor. Bu ikisi ee, bir tane olarak çıkıyor. Bu ikisi çıktığı zaman iki kere iki dört. Başa yazıyorum. Sonrasında içeride zavallı karekök beş kalıyor şeklinde de hesaplama yapabiliyorum. Şimdi geldik. A karekök beyi hem dışarıya çıkartabiliyorum hem içeriye sokabiliyorum bu arada. Bu çok önemli. Sıralama sorularında bu içeriye sokmamız acayip önemli. Karşımıza gelecek. Mesela iki karekök beş mi daha büyüktür? Karekök 10 9 mu daha büyüktür yoksa 3 karekök 2 mi daha büyüktür? O hayda hocam hangisinin daha büyük olup neden bileyim? bununla bir dışarıda var bir içeride var. O zaman hepsini içeriye sokmamız gerekiyor. 2 içeri sokarsak 4 kere 5 diye girer. Ee, burada karekök 19 zaten kalsın. Burası da 3 içeri gelse 9 kere 2 diye girer. O zaman bak burası karekök 20 çıkar. Burası karekök 19. Ee, burası karekök 18 çıkar. Hangisi en büyükmüş? Demek ki 2 karekök 5 daha büyükmüş şeklinde bulabiliyoruz. Bu sıralama soruları sınavlarda geliyor. Mesela sayısal 2020 sınavını açtığımız zaman 2020 sayısal sınavını açtığımız zaman bak sana hemen bir tren sorusu vardı. Sıralama al, ah, al işte bak. Karekök 2, karekök 5, karekök 3. Bunların hangisi daha uzun mesafedir, daha kısa mesafedir şeklinde bir hat sorusu var. Burada tamamen e, karekök ifadelerde aslında sıralama yapıyoruz diyoruz diyoruz. Şimdi Geldik şimdi toplama çıkarma dört işlem dediğimiz olaylara. Karekök 8'de karekök 18'i birleştirirsen ne olur? Karekök 26 hocam. Harika bir hata yaptın. Karekök 26 değil. Çünkü bunları toplayabilmemiz için elma armut hesabı yapmamız gerekiyor. Karekök 8'i alıyorum. Karekök 8 aslında 4 kere 2'dir diyorum. 4 kere 2 ise 2 karekök 2'dir diyorum. Hop. Karekök 18'i alıyorum. Karekök 18 9 kere 2'dir diyorum. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 karekök 2 santimetredir diyorum. Ve bu ikisini topladığımız zaman 2 armut 3 armut daha. kaç armut eder? 5 armut hocam. Harika. 5 karekü 2 santimetre diye yazabiliyorum. Süpersin, harikasın, muhteşemsin. Geldik şimdi de çarpma işlemine. Mesela dikdörtgenin alanını sormuş bize. Hemen bununla bunu çarpmam gerekiyor. 4 karekök 3 ile uzun kenarla 3 karekök 2'yi kısa kenara çarpacağız. Bu arada hangisi uzun hangisi kısa nasıl yapıyorduk? Bunları kıyaslayabilmek için içeriye sokuyorduk değil mi? 4 içeriye girerse 16 kere 3 karekök 48 eder. 3 3'e ee, girerse 9 9 x 2 18 karekök 18'dir. Hangisi daha büyükmüş? Bak karekök 8. Yani bu uzun, bu da kısa kenarmış. Çarpma işleminde de normal sayıyla normal sayıyı çarpıyorsun 12. Karekökli ifadeleri karekök ifadeyi çarpıyorsun karekök 6. 12 karekök 6 şeklinde bulabiliyoruz dikdörtgenin alanını. Peki geldik bölmeye. Bölmede ne yapacağız? Bunun alanını vermiş, bir kenarını vermiş, kısa kenarını soruyor. O zaman ne yapacağız? 20 karekök 6'yı 5 karekök 3'e böleceğiz. Yine normal sayıyı normal sayıya böldüm 4. Ee, kareköklü karekök ifadeye karekök ifadeye 4 karekök 2 şek şeklinde bulabiliyoruz diyoruz. Peki geldik şimdi seninle beraber bir de doğal sayı yapan çarpanı Tonguç evladım benim sana çok önemli bir şey göstereceğim. O da şu. Bak karekök 5 çarpı karekök 5. Ne eder normalde? Karekök 25 eder. O da kaç çıkar evladım benim? 5'tir hocam. Harika 5. Peki bir tane daha yapayım. Karekök 7 çarpı karekök 7. Karekök 49 eder. O da 7 çıkar. Allah Allah çok enteresan. Mesela kare ya bunları zaten biliyorsun. Hani hatırlatmış olayım bak. Dikkat et. Karekök e, ifadeyle kendisini çarptığın zaman doğal sayı oluyor. Allah Allah. Kareköklü ifadeyle kendisi çarptığı zaman doğal sayı oluyor. Bu çok önemli karşımıza çok çıkıyor. O yüzden çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela iki karekök üçle neyi çarparsam doğal sayı olur diye sorduğumuz zaman normal sayıyı boş ver. Kareköklü kısmına bak. Kareköklü kısmı kaç? Karekök üç. O zaman karekök üçle çarpmam gerekiyor. Neden? Çünkü normal ifade zaten doğal sayı kardeşim. İki kalsın bana ne? Karekök üçle karekök üç çarparsam kaç çıkar? Üç. Direkt söyleyebilirsin. O zaman iki kere üçten de altı tak diye doğal sayı çıktı. Bak. Burada da bu ifadenin bu alanı e, 16 çıkmış. O zaman bununla bir şeyi çarpmış. Ne yapmış? Dikkat et. 16 çıkmış. Yani doğal sayı çıkmış. O zaman diyorum ki ya kardeşim bunun içinde mutlaka karekök 2 olmalı ki doğal sayı çıksın. Bu ikisinin çarpımı kaç? 2. Tak. Bu zaten 2 daha var. 2 kere 2 4. Bir, bir 16 olabilmesi için bir tane daha 4 olması gerekiyor. Bak sen deneyelim. 4 kare kök 2 ile 2 kare kök 2'yi çarpıyorum. Bu ikisinin çarpımı 8. Bu ikisinin çarpımı 2. 8 kere 2'den tak diye 16 çıkıyor diyoruz. Şimdi de geldik ondalık kare köke. Ondalık kare Bu arada mesela şununla ilgili bir tane kazık soru sorayım. Yani belki detaylı sorarlarsa şimdiden aklımıza kalsın. Mesela kare kök 18'i neyle çarparsam acaba doğal sayı çıkar. Doğal sayı çıkar. Ne yapıyoruz biliyor musun Togucuğum? İlk başta bunu a kare kök b'ye çeviriyoruz. İlk başta bunu 9 kere 2 diye yazıyorum. 9 kere 2 diye yazınca 3 karekök 2 oluyor. 3 karekök 2'yi neyle çarpmam gerekiyor? Tabii ki karekök ikili bir ifadeyle. Ve şıklara baktığımız zaman da işte karekök 8 olabilir. Karekök 10 olabilir. Karekök işte sallıyorum başka bir şey olur falan filan ama dikkat et bak bunu da açtığımız zaman 2 karekök 2 diyor. Ya, Karekök ikili bir ifade lazım burada. Bak al sana karekök 8'i çeşerim. Bu değil, bu değil, bu değil şeklinde. Bunun gibi sorular geldi, gelecek, gelebilir. Aman dikkat ediyoruz. Şimdi bu bir kare bunun alanı 0,49 santimetre kareymiş. O zaman bir kenarını nasıl buluruz? Bak Tonguç kareköklü ifadeler en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela bunun alanı 16 ise bir kenarı kaçtır? 4'tür hocam. Harika bak hemen tak diye söyledin. Mesela bunun alanı 25 ise bir kenarı kaçtır? 5'tir hocam. Harika bunu söyledin. Peki bunun alanı Onsa bir kenarı kaçtır? Aman dikkat et. Orada da şöyle yapıyoruz, karekök on diyoruz. Eğer alandan kareye gitmek istiyorsan kare kökünü alıyorsun. Aynı şekilde bunun bir kenarını bulmak istiyorsan Karekök 0,49 yazacağız. 0,49 aslında 49 bölü 100 değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harika. Onda birler yüzde birler olduğu için. 49 7'dir aslında. E, ee, yüzde 10 diye çıkar. 7 bölü 10 diye çıkar. Bu da aslında 0 tam onda 7'dir. Bununla ilgili sorular gelebilir. Ve bununla ilgili sorulara aşina olmamız gerekiyor. Sınavda karşımıza gelebilir. Geldi. 2020'de de normalde ondalık karekök hiç yoktu. Bak ondalık karekök nerede dur bakayım. E ee, ondalık karekök sorusu hiç gelmiyor Tonguç Hocam'dan. E. Ama 2020'de e, daha detaylı sordukları için bak 9. soru. Dikkat ettin mi? Mavi kartlar hemen sana göstereyim şöyle görmüş olursun. Bak mavi kartlar 009, eee 0 e, 25 064 0, 0 1,44. Hemen burada 009'a bunun bir kenarı 03'tür. Eee bunun da 05'tir. Bunun 08'dir. Ee, bunun da bir kenarı 1,2'dir mesela 1,44 olduğu için tak diye bunların kenarlarını bulabiliyorum. Dolayısıyla hani bu tarz sorular gelmez mi? Evet gelir. Niye gelmesin? Dolayısıyla e, özellikle sadece birinci dönem konuları olan bu konularda karşımıza gelebilme ihtimali var diyorum. Ve şimdi de geldik yepyeni nesil bir soruyla ee, hadi bakalım başlayalım. karekök ifadelere tekrar bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi... Görselde önden görünümleri sırasıyla dikdörtgen ve kare şeklinde olan aynı ile dolap verilmiştir. Böyle günlük yaşam soruları, böyle gerçek yaşam durumları falan içeren sorular soruyorlar biliyorsun zaten. Dolabın alanı 50 desimetre kare. Şurası 50 desimetre kare ve aynanın çevre uzunluğu 26 kök 2 desimetre. Bak kıllık olsun diye desimetre vermişler. Tamam. Ayna ile dolabın birer kenarları çakışık. Burayı görüyoruz zaten. Şu kenarları çakışık. Üst kısımları aynı hizada evet gerçekten de bunlar aynı hizada görüyoruz ve yatay kenarların uzunlukları eşit olduğuna göre ha, yatay kenarların yani şu kenarla şu kenar birbirleriyle aynı olacakmış. O zaman şu kenarla şu kenar birbirleriyle aynı tamam yata bak bunlar dikey bunlar dikey bunlarsa yatay zaten bunun dikey kenarı bunun dikey kenarından daha uzun gözüküyor zaten tamam yatay ve dikey ayrımda bilelim olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen kısmın uzunluğu kaç santimetredir? Yani şurasının uzunluğu soruyor. Tamam çok basit. Sakin oluyoruz. Bir kere e, dikdörtgen ve kare şeklinde bu bir dikdörtgen, bu bir kare. Bu karenin alanı ben yani bu karenin alanı 50 desimetrekareymiş. O zaman bir kare düşün. Alanı 50 ise bir kenarı nedir? Nasıl gidiyorduk? Karekök 50 şeklinde gidiyorduk. O zaman karekök 50'yi de hemen şöyle bir açalım bakalım. 25 çarpı 2 olduğu için 50. 5 karekök 2'dir. O zaman bunun bir kenarı 5 karekök 2. Diğeri de 5 karekök 2. Çünkü bu kare. Bu da 5 karekök gelir. E şurası da 5 karekök gelir. Burayı da aklımızda kalsın. Tamam. Şimdi e burası yatay kenarları aynı olduğu için burası 5 karekök ise burası da 5 karekök 2'dir. Tamam süper. Bunu da yazmış olduk. E burası 5 karekök 2 ise dikdörtgen olduğu için burası da 5 karekök 2. Bunu da yazmış olduk. Ve bunun çevresi de yani aynanın çevresinde 26 karekök giymiş. Şimdi kısa kenarların toplamı artı uzun kenarların toplamı 26 karekök ediyor. Hatta çevresini nasıl biliyorduk? Kısa kenar artı uzun kenarın iki katı aslında 26 karekök kıymış. O zaman kısa kenarla uzun kenarın toplamı bunun yarısı olan 13 karekök iki edecek. 13 elma yani 26 elmanın yarısı 13 elmadır öyle düşün. E, o zaman bununla bunun toplamı da 13 karekök 2 etmeli. Yani 13 elma etmeli. 5 elma. Burası da o zaman 8 elma etmeli. O zaman burası 8 elma. Burası burayla aynı olduğu için 5 elma ise şu aradaki pıtırcığa 5. Bur bak burası 8. Burası 8'dir. Burası da 5'tir. O zaman tak buraya 3 tane elma kalıyor. Yani 3 karekök 2'dir diyebiliriz. Şıklarda nasıl bu, verebilir bunu? 3'ü içeriye sokarız 9 kere 2'den karekök 18 şeklinde de verebilir aklımıza bulunsa ama 3 karekök 2 şeklinde ve vermesi daha muhtemel çünkü daha çıkmış şeyleri seviyorlar diyoruz. Ama dikkat et hoppa hoppa görüyor musun nasıl zokayı yuttum nasıl zokayı Hazan gibi atladım. 3 karekök 2 bizim bulduğumuz desimetreydi. Allah Allah Allah. 3 karekök 2 desimetreyi santimetreye çevirmem gerekiyor. Nasıl okayı yuttum? Aman Allah'ım. Santimetreye çevirirsek bunu ne yapmam gerekiyor? Desimetreden san... şöyle yapalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Desimetreden santimetre çevirmek için 10'la çarpmam gerekiyor. 30 karekök 2 santimetre şeklinde cevabı bulabiliyorum. Gerçekten karışık bir soru. Santimetre, desimetre falan filan ama sonuçta 10 ile çarpmam gerektiği için 3'ü 10 ile çarpıyorum. Karekök 2'yi çarpmam onu da söylüyorum. Geldik bir bölgenin kroksi bir kenar uzunluğu karekök 3 birim olan yandaki kare zemin üzerine çizilmiş demiş. Bak karekök 3'ü karekök 3. Acayip karışık bir tarzda gözüken halbuki lokum gibi olan sorular. Sakın soruyu gördüğün zaman Hocam ne oluyor ya burada bir 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 olması gerekiyordu ne alaka falan filan demeyin. Çünkü birim kareler değilmiş bunlar. Kenarları karekök, köküç kare köküçmüş tamam. Krokisi çizilmiş bölgenin yani üstten kuş bakışı. A noktasından B noktasına siyah çizgiler üzerinden ve en kısa yoldan gitmek isteyen Tonguc'un yürümesi gereken mesafe birim cinsinden. Ee, Ar, hangi ardışık tam sayılar arasında demiş? Bak hem yaklaşık değer var, hem kareköklü ifadelerle toplama çıkarma var. Yani acayip güzel ve le, tam LGS tarzı bir soru. Gel bakalım. Ee, evet hemen senle beraber e, bir kere taktiğimize bakalım... En kısa yol için sağ ve sol, sağ ve yukarı yönüne gitmemiz gerekiyor. Yani ben mesela en kısa yolu şu olabilir mi tomuçum? Böyle gittim, sonra gittim, böyle gittim, böyle gittim, sonra aşağı doğru gittim, bir sonra bir daha sola gittim falan filan. Yani anlamsız değil mi? Olabildiğince sağ ve yukarı gitmemiz gerekiyor. Yani bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Ama tabii bunların karelerin üzerinden gitmem gerekiyor. Yani şöyle gidemem değil mi? Bak böyle gittim. Sonra böyle gittim. Sonra böyle gittim. Sola gidersen patlarım değil mi? Bak iki, bir, üç, on sonra beş, e, on sonra altı. Sonra böyle dokuz oldu. Sonra aşağı indim. On oldu. Sonra sola gittim. Bir sürü uzuyor. O yüzden olabildiğince... ...sağ ve yukarı doğru gitmem gerekiyor. Gel seninle beraber sağ ve yukarı gidelim. Bak buradan başlıyorum. Bir, iki, üç... ...dört, beş... ...altı, yedi... ...sekiz. Bitti bu kadar. Peki hocam Allah Allah ya sen böyle gittin de... ...ya niye başka türlü gitmedin? Deneyelim. Dokuzda olmadın demin. Bak... ...bu sefer buradan gidelim. Bir... ...yine böyle gitmeyeceğim. Bu sefer böyle 3 İki, üç, dört... ...beş, altı, yedi... Sekiz. Burada kaç olmuştu? Burada 8 olmuştu. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hepsinde aynı çıkacak. Bak, bir tane daha yapayım senin için. Pembiş yapayım bu sefer de. Bak bu sefer 1 2 3 4 5 6 7 8. Hepsinde 8 çıkıyor. Dolayısıyla 8 tane kök 3 gitmem gerekiyor. O zaman benim alabilecek en kısa mesafe, en kısa yoldan gitmek istiyorsam 8 karekök 3 birim gitmem gerekiyor. Bunu buldum. Peki ne demiş burada? Hangi ardışık tam sayılar arasındadır diye sormuş. Yaklaşık değer sormuş. O zaman e, bunu yaptıktan sonra bu taktiğimizi uyguladıktan sonra hadi bakalım seninle beraber hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Yani eğer birazcık sola veya aşağı doğru gitseydim patlardım. En kısa dediği için bunu yapmam gerekiyor. Peki hangi ardışık tam sayılar arasında onu bulabilmek için içeriye sokmam gerekiyor. Hemen 8'i içeriye sokarsam kaç eder? 64 eder. Harika. 64 şeklinde içeriye girdi. 64'ü 3 ile çarparsam da 180 192. 192 ediyor. Peki hangi tam kareler arasında? Gel senle beraber tam kareler yazalım. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. Bunları biliyorum zaten. 121 144 169. 100. Onun için görece 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256. Fazla uzatmayayım. 192 zaten hangi iki tam sayı arasında? Bak dikkat. Bak bunların arasında değil mi? Karekök 192 bu arasındır. Bu 13'ün karesi, bu 14'ün karesi. O zaman 13 ile 14 arasındadır, arasındadır diye söyleyebiliriz. İşte böyle soruların gelme ihtimali yüzde 99.9. Yani bu şekilde gelecek sorular sen de mükemmel bir şekilde yapacaksın. Harika. Şimdi yepyeni bir sorumuz var. Görsel birde verilen kare şeklindeki karton makasla dört eş dikdörtgene ayrıldıktan sonra demiş. Yani tamam kare şeklindeki bu parçalardan görsel ikideki içi boş e, şey oluşuyormuş hmm. kare şeklinde bir şey varmış. Hatta seninle beraber yapalım e, hemen bir makasımızı alalım orada hemen makasımız var, ver bakalım. Şimdi harika. Buyurun hocam. Şimdi şöyle bir e, bir taktiğimizi kullanalım İş yize, İşe işe yarasın bana en azından. Şöyle bir kare oluşturayım şöyle bakalım. Şimdi bak, şu, dur bakayım bir kare olmadı. Şöyle bir tane daha keseyim. Harika. Şimdi böyle bir kare varmış ve bunu da sarıya boyamış arkadaş. Hop. Evet, 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 Harika, harika. Bak hemen sorunun analitiğini çıkartıyorum sana. Kare şeklinde böyle bir kart varmış. Tamam, harika. Şimdi ne yapmış adam? Bunu dört eşit parçaya bölelim. Yani şöyle bir baştan şey yapalım. Yok, şöyle bir, iki, üç tane çentik atarsam. Bak, şimdi bunları böyle yaparsam eşit parçalar oluyor. Şöyle bir parça hop. Ondan sonra iki parça hop. Sonra üç parça. Harika. Dört tane eşit parça oluştu. Sonra ne yapmış adam? Birisini böyle koymuş. Birisini böyle koymuş. Ee, birisini böyle koymuş. Bak bunlar üstüne geliyor görüyor musun? Bak şunlar şunun üzerine geliyor. Harika. Ondan sonra birisini de böyle arasına koymuş. Evet tamam. Harika. Hatta böyle sınırlarını belirleyebilmek için şöyle göstereyim sana. Evet. 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 Bak. Bunları da böyle yapmışız diyoruz. Fazla hani görselleştirmek her zaman özellikle hani birazcık kafana yatmadığı zaman böyle yaparsan eğer mesela elinde kağıt mat falan filan ekstra olmayacak ama elindeki mesela soru kitapçığını olabildiğince kullanmaya çalışabilirsin elinde katlayarak. Şimdi bunu oluşturmuş diyor. Diyor ki Görsel 2'nin iç bölgesindeki boşluğun çevresi 12 karekök yuh. Ya tamam. O çevresi 12 karekök 5 santimetre olduğuna göre görsel 1'deki şeklin alanı kaç karşısında... tane? Wow, gerçekten uzun <laughs> karışık bir soruymuş. Hemen senle beraber bir tekrar yapalım bunu. Şöyle oluşturduk. Şunu şöyle koydum. Şunu şöyle yaptım. Bunun çevresi, şunun çevresi yani şuranın çevresi 12 karekök 5'miş. Hayda bir düşünelim. şimdi burada bir kare vardı. Ee, bunun e, bu bu parçadan x diyelim, x diyelim, x diyelim, x diyelim eş parçalar ya evet, Tomuç'um. o zaman burası kaç eder? 4x hocam. harika, 4x. peki bu bir kare ise, o zaman burası 4x etmez mi? harika. o zaman burası 4x, burası x, 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 4 eşit parçaya böldük. hemen bunları yazayım. x, x, 4x. ondan sonra burası da e, x. Onun sonra burası da 4x. Ondan sonra burası da x. E, 4x x x falan filan böyle yazdım. Hatta buraya da yazalım. Bak. Şurası x. Burası 4x. Burası 4x. Burası e, x, diyorum. x diyorum. x diyorum. x diyorum. Şurası da 4x. Hayda. Tam istediğimiz şeye geldik. Burası da 4x. Süper. Şimdi tüm çocuğun baktık edin. Bunun çevresini soruyor. İki tane kenarını biliyoruz. Şu pıtırcığı bilmiyoruz. Şu var ya şu üç kağıtçı. Şurası ne acaba? Şimdi bunun hepsi dört x'te. Dikkat et. Şuralarda x. Şu, bak. X 4X. x. X 4 x. E buralarda x. Hop. 4 x. Dolayısıyla bak dikkat et. Şu sarı pıtırcığı bulamak için bu büyükten şu iki parçayı çıkarmam gerekiyor. 4x'ten 1x 1x daha 2x çıkarsa ne kalır evladım? 2x hocam. Harika. Burası 2xmiş demek ki. O zaman burası da 2x olacak. Şimdi bizim aradığımız şeye gelelim artık. Hadi. Ne demişti? Boşluğun çevresi 12 karekök 5'ti. Yani bu artı bu artı bu artı bu 2 6 12. 12 tane x aslında 12 tane karekök 5'miş. O zaman demek ki x dediğim de şey karekök 5'miş. Tamam burayı anladık. Diyor ki şeklin alanı, görsel birdeki şeklin alanı. O zaman burası karekök 5, karekök 5, karekök 5, karekök 5. O zaman 4 tane karekök 5. O zaman bunun alanını soruyor. 4 karekök 5'in beşin... Aslında 4 kare 45'e çarpımı yani karesidir aslında çünkü ay, karenin alanı bu şekilde bulur. 4 kere 4 16 kare 45 çarpı 45. 5 hocam. Harikasın bak öğrendim bunu da e, 5 çıkar dolayısıyla 16 kere 5'te 80 santimetre karedir şeklinde sonuca ulaşabiliriz süper özel bir soru. Bu kesme, katlama, yapıştırma falan filan bayılıyorlar, bayılıyorlar. Böyle yani içlerinin yağları eriyor gerçekten bu soruları sorunca Milliyetin Bakanlığı diyoruz. Dolayısıyla ne yaptık, ne yaptık? İlk başta küçük dikdörtgenlerin uzun ve kısa kenarlarının oranını bulduk. Bak X ve 4X. Sonra boşluğun kenarlarını K cinsinden veya X cinsinden... E ben ...burada mesela ben X cinsinden yaptım. X cinsinden bulduk. Taktiğimizi de bu şekilde yapmış olduk diyoruz. Ve geldik veri analizine artık son konularımıza geliyoruz. Tabii ki cebirsel ifadeler diye baba gibi konumuz var ama veri analizi gerçekten daha rahat bir konu. Burada grafik türleri, çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği biliyorsun her birisi farklı şeyleri göstermek için kullanılıyor. Mesela çizgi grafiği artış ve azalışları, sütun grafiği e, Karşılaştırma yapmak için, daire grafiği oranları görebilmek için ya yani payları görebilmek için kullanılan grafikler diyoruz. Grafik dönüşümleri çıkıyorsa burada hiç grafik türleri çıkmıyor. Zaten bunları bilmek zorundasın bu temel bir şey olduğu için. 2019'da, 2020'de üç tane. Bak dikkat eder misin? 2020'de üç tane. Yani açıyorum. Sadece birinci dönem konuları olan 2020'de al sana bir tane grafik. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir tane geldi. Sonra. Bir tane daha hayda bir, sütun ve daire grafiği. Burada daire ve sütun grafiği dikkat et. Hep bunları soruyorlar ya bayılıyorlar sütun ve daire grafiklerine. Sonra tak diye bir tane daha sütun ve daire grafiği. Yani sütun ve daire grafiğini bilmeyen bir insan veri analizi sorusunu ne yazık ki yapamıyor. O yüzden çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Gel sen de beraber bunlara bir hakim olalım diyorum. Şimdi geldik hemen ee, burada bir tablo verilmiş bize oy sayıları mesela bir e, işte seçim yapıyorsunuz başkan, başkanlık seçimi işte dört oy sekiz oy altı oy ve ilk başta bize bunu daire grafiğine çevir diyor. Hemen yapmamız gereken şey çok basit. Toplamı bulacaksın ilk başta. Dört sekiz bu ikisi on on sekiz on sekiz toplam. Toplamı bulduktan sonra on sekiz toplam olduktan sonra bizim yapmamız gereken şey formül olarak çok basit. Biz mesela A'nın e, daire grafiğindeki dilimindeki açısını arıyoruz değil mi? Açısını bilmemiz gereken yani şöyle bir ortası dersek A'nın açısı nedir? B'nin açısı nedir? Şimdi bunlar burada belli yöntemler var. Daha kolay yöntemler var. Göstereceğim sana ama bir ilk başta temel yöntemi göstereyim. A'nın sayısı A'nın sayısı bölü toplam miktar eşittir. A'nın açısı burayı bilmiyoruz. Hop bölü 360 diyorum. İşte burada temel yöntem bu. Bununla bunun arasında nasıl bir ilişki var? Hemen bunu yorumlamaya çalışıyoruz. 20 kat. Ya yani 18'i 20 ile çarparsan 360. E. Bununla bunun arasında da o zaman 20 kat olması gerekiyor. 4'ü 20 ile çarpıp çarpıp 80 derece olduğunu biliyoruz. O zaman A'nın açısının böyle bir 80 derecelik oh, tam 90 derece olsaydı böyle olurdu. O zaman 80 derece. O zaman şöyle bir şey. O zaman buraya A diyorum. Hatta böyle de tarıyorum ki belli olsun diye. Sonrasında ya kardeşim B A'nın iki katı değil mi Allah aşkına? Evet hocam. Harika. E o zaman B'nin açısı da A'nın açısının ya burası 80 derece ise burası 160 derecedir. Bu kadar basittir. Dolayısıyla bu e, B'nin açısını hemen göstereyim sana. Buradan mesela şöyle yapalım. Şöyle bir şey. Şurası da 160 derece olacak şekilde B'nin açısıdır diye söyleyebiliriz. Harika bu şekilde tarayabiliriz. Geriye kalan açık niye bulmamıza gerek yok ki? Gerek yok. O zaman nedir? Bak 160 artı 80 kaç eder? 240 eder. 360'dan 240 çıkarsan burası da 120 derece. Bitti bu kadar ya. Yani bu kadar basit. Burası da 120 derece. O zaman C'nin açısı. Bak hepsinin bir kolay yöntemi var. Daha kolay yöntemler de var bu arada. Ben sana hemen şöyle söyleyebilirim. A'nın, B'nin, C'nin sayılarını biliyorsun ya. Bunların her birisine 4 kat, 8 kat, 6 kat diyorsun, tamam mı? Bunları topladığın zaman kaç kat ediyor? 18 kat ediyor. 18 kat 360'a denk gelirse o zaman bir kat kaç ediyor lan benim? 20 ediyor. Bir kat 20 ettiğine göre 4 kat olan 80'dir. 8 kat olan 160'tır. 6 kat olan da 120 zaten tak diye çıkartabiliyorsun açılarını. Yani bir orantı mantığıyla yapıyoruz bunların hepsini. Demek ki tabloyu tak diye daire grafiğine çevirmiş olduk. Şimdi ama yeni nesil sorular böyle çıkmıyor işte. Gel seninle beraber yeni nesil sorulara bakalım. Aşağıdaki daire grafiğinde Nisan ayında bir çiftlikte bulunan 150 adet inek ve koyunun sayıca dağılımı hmm. harika gerçekten yani Ali Baba'nın çiftliği gibisin maşallah diyorum sana dağılımı bir de bir koyun sesi alalım İlhan Bey muhteşemsin gerçekten de yani o kadar çalışmaktan bu hale geldim üzülüyorum olay nasıl gidiyor çalışmalar çok mü çalışıyorum hocam aynen aynen gerçekten de çok yoğun çalışıyorsun beynin yandı gerçekten de tamam olsun ama devam ediyoruz bitiriyoruz artık çok az kaldı yerleri atlatacağız sonra yan gel yat Yaz tatili oh dinlenmeler falan hiç merak etme bitiyor. Şimdi yine daire grafiğinde mesela kafamız dağılacak. Nisan ayında bir çiftte bulunan 150 adet inek ve koyun varmış. Tamam. Sayıca dağılım verilmiş bize. Hmm. Tabu da ise Mayıs ayında doğan bak burası Nisan ayındaymış. Bunu yazalım. Nisan. Burası ise Mayıs ayındaymış. Hmm. Doğan ve satılan hayvanların sayıları vermiş. Tamam. Grafikte göre Mayıs ayı sonunda çiftlikteki hayvan sayıları daire grafiğinde gösterilirse... ...inek sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur demiş. Hayda maşallah. Şimdi bir kere burası 60 derece ise burası kaç derece? Hemen seninle beraber bulalım mı? Toplam kaç derece olmak zorunda? 360 derece. O zaman 360 60 çıkarsa 300 derece olmak zorunda koyunlar. Dikkat et birazcık mantık yapalım. 360'ın kaç katı? 5 katı hocam. Harika. 5 kat. O zaman koyun sayısı 5 kat ise inek sayısı 1 kattır. Bak sadece açılardaki katlara göre bir akıl yürüttüm. Sonra toplamda kaç kattır o zaman bunlar? İneklerin sayısı artı koyunların sayısı 6 kat çıkıyor. Adam bize vermişsen 150. 150 altı katmış. O zaman 150'yi 6'ya bölersem ilk kere 12, 30, 5 kere 30. Hop. 25. O zaman bir kat. Yani ineklerin sayısı 25. E koyunların sayısı da 5 kere 25'ten 125 çıkıyor. Toplamları 150 çıktı mı? Evet hocam. Harika. Bunu yaptık. Harika. Şimdi Nisan ayında böyleymiş. 25 inek 125'te koyun varmış. Tamam. Diyor ki satılan ve yeni doğan inekler var. Şimdi eğer ben 25 inekten 25 tane ineği satarsam kaç tane elimde kalır? Sıfır hocam. Harika. Sıfır. Peki 125 koyundan 20 tane koyunu satarsam kaç tane kalır? 105 hocam. Harika. 105. Yani 125'ten 20'yi çıkardım. Bunları sattım. Elinde kalanlar. Bir de sonrasında yeni doğanlar eklenecek. O zaman koyunlar 105 kalmıştı. 75 tane koyun eklendi. 180 koyuna çıktı. Sıfır hiç inek kalmamıştı. 20 tane inek doğdu. O zaman 20 inek oldu. O zaman 180'e 20 oldu dikkat ettiysen. Şimdi artık 180'e 20 olduysa şimdi bize ne soruyor? inek sayısını gösteren daire diliminin merkez açısını soruyor. Hemen yapalım seninle beraber. Bir kere burada bir orantı yapabiliriz ama daha basit yapmaya çalışalım. Toplamları kaç bunların? Toplamları 200. O zaman inek bölü toplam eşittir açı bölü 360 diyorum. Ee, bunun arasında katı ilişkisini göremiyorum ama bak bunları sadeleştirdiğim zaman bunları sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 10 çıkıyor. O zaman bu bunun onda biri, dolayısıyla bunun açısının da 36 derece olmasını gerektiğini söyleyebilirim. Demek ki ineğin açısı da 36 derece çıkacakmış. Bak burada 60 dereceydi, 36 derece düştü. Çünkü bir sürü inek satmışım dikkat ettiysen ve bir sürü de koyun gelmiş bizim elimize. Dolayısıyla 36 dereceye düştü diyebiliriz, ineklerin açısı diyoruz. Bir manada bulunan elma, armut ve kivi'nin Kilogram ücretleri sırasıyla 4 TL, 8 TL ve 16 TL'dir demiş. Hemen buraya yazıyorum. 4, 8 ve 16'ymış. Tamam da ki en pahalıymış. Tamam. Bu meyvenin kütlece dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiş demiş. Kütlece dağılımı vermiş. Tamam. Bu manavı meyvelerden elde edeceği toplam geliri daire grafiğinde gösterilirse kiviye ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur demiş. Şimdi burada dikkat edelim. E, 4 TL, 8 TL, 16 TL kilogram ücretleri. Tamam. Burada da kütlece dağılımı yani elimizde belli bir miktarda e, şey var, meyve var. Bunların kütlece dağılımı 80 120 burası kaç derece hemen bulalım seninle beraber 100 200 e, ve 160 derecede burası çıkıyor. Şimdi bak elma, armut ve kivi. Bunların açılarına baktığımız zaman bunun açısı 160 derece. Bunun açısı e, 120 derece. Bunun açısı da 80 derece. O zaman en fazla olan elimizde hangisidir evladım benim kütlece? Elma hocam. Harikasın. Elmanın kütlece en fazla olduğunu görebiliyoruz zaten. Peki bunların kütlelerine bir şey versek hani oran versek o zaman bunun kütlesi 16 kat olsa, bunun kütlesi 12 kat olsa, bunun kütlesi 8 kat olur. Ve bu durumda, bu durumda aslında ne kadar para kazanılır'a bakalım. Yani bu 16 kilogram olsa, bu 12 kilogram olsa, bu 8 gram diyebiliriz. Çünkü orantılı buradaki daire grafiğiyle. O zaman elmadan kaç lira kazanılır? Bu 4 liraydı. Bu 8 liraydı. Bu da 16 liraydı. Gel senle beraber bunun hesabını yapalım bakalım. E, ee, 16 kere 4, 64 TL buradan kazanılır. Yani yaklaşık 64 TL tabii ki. E, ee, tam 64 TL diyemez. Zaten bize oran yani paylarını soyuyor. Dikkat et, daire grafiğini sorduğu için. Burada yine pay sorduğu için yani 64 TL diyebiliriz bunda 12 çarpı 8 e, 80 c 66 96, 96 TL buradan kazanılır yaklaşık. Buradan da e, 8 86 48 128 TL de kimden kazanırız. İşte bunların oranını soruyor bize. Hemen senle beraber bunların toplamını bulmadan önce bunlarda da bir oran yapabilir miyiz acaba diye düşünelim. E, ama öncesinde toplayalım bakalım ne olacak. Bu ikisini topladığımız zaman e, 100 160 260, 288, 288 TL toplam para kazanacağım ben bu adamlardan. İşte mesela soruyor bize Kiwi'ye ait daire diliminin merkez açısını Yani bunun kazancının 128 bölü 288'in aslında 360'ta kaç derece olduğunu bize soruyor. Hemen bunların hesabını da yapabiliriz. Bu ikisini sadeleştirdiğimiz zaman 64'e 144 çıkar. Daha da fazla sadeleştirebiliriz bu arada. 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 32'ye 72 çıkar. Daha 2 ile 16'ya 36 çıkar. Daha 2 ile 8'e 18 çıkar. Daha 2 ile 4'e 9 çıkar. İşte 4'e 9 360'ta kaçtır diye soruyoruz. Bu bunun kaç katı? 40 katı. O zaman bu da bunun 40 katı olacak. 160 derece kiviye ait merkez açı olacak diye yorum yapabiliriz. Zaten burada da hani oran orantı mantığından yine bu ikisinin birbirinin iki katı olduğunu görebiliyoruz ve benzeri bazı yorumlarda yapabilirdik diyoruz. Dolayısıyla bu şekilde veri analizi sorularında daire grafiğini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Her sene daire grafiğinde alakalı yorumlar geliyor. Tabii grafikler arası dönüşümde de tabii sütun grafiğiyle ilgili sorular da geliyor. Sütun grafiğiyle ilgili hemen size şunu da göstermek istiyorum. Mesela e, şurada bir tane sorumuz vardı. Hikaye şiir roman demiş mesela bize burada. Hangisi buradaki uygun dağılımı gösteren sütun grafiğiydi diye sormuş. Dikkat edin burada acayip basit bir soruydu bu aslında. E, dağılımı verilmiş, e, daire grafiği uygun oluşturulmuş sütun grafiğini bize sormuştu. Bak burada hemen göstereyim sana. Burası 120 derece. Burası 90 derece. Toplamı 210 derece. Buraya da kaç kalıyor? 150 derece kalıyor. Hikaye 150 derece kalırsa. Bak hikayenin 15 kat. E, romanın 12 kat. E, şiirin de 90 derece olduğu için 9 kat olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunları daha da sadeleştirelim. 3 sadeleştirip mesela. Bunun 5 kat. Bunun 4 kat. Bunun da 3 kat olduğunu söyleyebiliriz. Bunları geçtim. Dolayısıyla bu oranlara göre... Ya kardeşim en fazla hikayenin olduğunu görebiliyoruz. Bak burada en fazla hikaye süper bu olabilir. En fazla hikaye değil patladı şıkkı eledim bile. En fazla hikaye değil eledim bile. En fazla hikaye bu ikisinden bir tanesiydi soru cevabı. Bak ne kadar basit çıkıyor. Bu beş kat, dört kat, üç kata göre en az olanında şiir olacağını açı olarak görebiliyoruz zaten. Şiir mesela bu ikisinde hangisinde en az? Tabii ki bunda. Bak cevabımız bir saniyelik çıkan sorunun basitliğini görebiliyor musun? Yani aslında sorular öyle. Bütün matematik soruları astro matematik çıkmıyor. Şimdiden aklınızda bulunsun. Mesela bir tane daha hemen şöyle bir soruyu da göstereyim sana. Şöyle nerede? Dur bakalım. Böyle bir soru vardı mesela. Burada işte taze fasulye bilmem ne fark daire grafiği. Ondan sonra burada da ne yapmış? Sütün grafiği. Bak sütün grafiğinde önemli yapmanız gereken şey şu. Çorbanın üzerine on yazmak. Bu on, on katlı bir apartman gibi düşün. Bunun üzerine dört yazmak. Bunun üzerine beş yazmak. Bunun üzerine, pardon, bunun üzerine dört yazmak. Bu da dörde, dörde geliyor. Şuraya geliyor hizaya. Sonrasında bunun üzerine beş yazmak. Bunun üzerine altı yazmak. Bunun üzerine on yazmak. Bunu yazdıktan sonrası çok basit. Bak porsiyon sayılarını vermiş. Yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları. 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımını vermiş bize. Yani aslında hangi yemekte ne kadar fazla mı? En fazla kullanılan yemek hangisi mesela burada? Köftede en fazla kullanılıyor 60 gram tuz. Hatta bunun işte bilmem ne kadarı köftede kullanılıyor. Şimdi işte diyor ki birer pozisyonu yenmiş 5 gram tuz tüketmiştir demiş. Buna göre dağılımını bulmamızı istiyor. Aman dikkat edelim bu sütün grafiğindeki bu yorum çok çok önemli. Yemek çeşitleri ve porsiyon sayılarında bu yorum çok çok önemli. Yani buradaki okuyabilmemiz gerekiyor daire grafiğini ki hatta ben sana bir tane daha yorum söyleyeyim mesela burada. Burası 90 derece en fazla köftede e, kullanılıyor. Onu da söylemek istiyorum. En fazla köftede kullanılıyor. E yedi yemekler hangisi gibi olabilir? Çorba, pilav, musakka. İşte çorbada 10, işte pilavda eee sallıyorum. Bak burada 60 gram tuz, o zaman buna 25 gram, e, pardon 15 gram kullanılmış. Çünkü dörtte biri aslında, bak bu dairenin dörtte biri köfteye gitmiş. Yani 60 gram tuzun dörtte biri 15 gramı köfteye gitmiş. E köfte on porsiyon varmış. O zaman bir köfte porsiyonunda bir buçuk gram tuz varmış gibi bir yorum yaparak buradaki toplam 5 gram tuz tüketmesini bul bulabiliyoruz. Hesaplama yapabiliyoruz. Yani bunun gibi yorumlar yaparak hesaplıyoruz. Bir tane daha soru vardı. Onu da göstermek için veri analizi sorusu. Bu en zor soruydu. Yani bu arada yani gerçekten LGS tarihinde çıkmış zor sorulardan bir tanesiydi. Burada işte bir sütün grafikleri, sonra bir erkekler ve kız öğrencilerin dağılımı verilmişti. Sonrasında yeni e, ziyaret etmek falan filan diye böyle yeni bir e, tablolar verilmişti ve hangisinin olduğunu bize soruyordu. Kaç erkek öğrenci vardır diye soruyordu bize. Zor bir soruydu bu. Bunu da lütfen çözmenizi istiyorum. E, o zaman e, biz verilenize alakalı bütün çalışmalarımızı tamamlamış oluruz diyorum. Hadi bakalım o zaman şimdi de geldik olasılığa. Olasılık deyince aklımıza matematiğin en temel konularından bir tanesi geliyor. Çünkü ben bir parayı attığım zaman... Ee, sence kaç gelebilir paranın e, üzerinde hangi sayılar olabilir evladım Bey? Yani yazı veya tura olabilir. Harika. Yaz, yazı ve tura olabilir. Sayılar olmasın da bir de pardon. E, yazı ve tura olabilir değil mi? İşte yazı ve tura dediğimiz şeyi aslında bizim için e, iki farklı olasılık şeklinde düşünüyorum. Ve bunlara biz olası durumlar diyoruz. Mesela... Parayı attığımız zaman yazı tura gelebilir. Zara attığımız zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı gibi. Bu olası durumları çok iyi bileceğiz. Ama olası kendine ait sorudan ziyade olasılık soruları geliyor. Olasılık soruları da işte 2020'de, 2020'de üç tane geldi. Gerçekten önemli sorular geldi. Ama diğer konularla bağlantılı gelebiliyor. Mesela hemen sana çok önemli bir şey, olasılık sorularıyla alakalı bir, bir gerçeği göstereyim. Mesela burada çıkan bir olasılık sorusu vardı. Hangisi? Evet, 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 evet. Mesela şöyle bir olasılık sorularından ee, evet, mesela burada çıkan bir olasılık sorusu vardı. Nokta çizgi ee, o sorusu vardı. Aynı zamanda bir tane daha böyle bir heh, şöyle bir olasılık sorusu vardı. Şimdi dikkat et, bu soruda bu soruda bu olasılık sorusuydu ama burada karesel bölge demiş. Karesel bölge olduğu için. Burada aslında karekök ifadeler sorusu da var içerisinde. Yani buradaki soruyu çözebilmek için bir de kareköklü ifadeleri bilmen gerekiyor. Yani tek başına olasılık sorusu çıkmayabiliyor. Yani tek başına olasılık sorusundan az ya da karekök ifadelerin de içinde bulunduğu olasılık soruları çıkıyor. Aman dikkat ediyorum. Hadi bakalım seneme bakalım. Parayı attığımız zaman kaç tane olası durum var? İki tane hocam. Harika. İki yazdık. Yazı veya tur olabilir. Peki zarı attığımız zaman altı tane olası durum var. Mesela 30 sayısının doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu eş kartlar bir torbaya atılıyor demiş. O durum sayısı kaç demiş? Bak 30 sayısının doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu. Hemen bakalım. 30 bir kere 30, iki kere 15. 3 kere 10, 4 kere olur mu? Olmaz. 5 kere olur mu? 5 kere 6. Daha da başka bir şey yok zaten. Dolayısıyla doğal sayı çarpanlarının yazıldığı eş kartlar. Yani o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 tane eş kart atılıyormuş. O zaman olası durum sayısı bir torbadan çekilmede olası durum sayısı 8 tane olur diyorum. Burada kıl bir şey sorabilir. Mesela 36'da bunu sorabilir. 36'da işte 1 kere 36, 2 kere 18 Üç kere e, on iki, dört kere dokuz, e, altı kere altı der. Atıldığı zaman olası durum sayısı bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunu bir daha saymamız da gerekiyor. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Bunun dokuz tane vardır. Aman dikkat et diyorum. O dokuz tane olası durum çıkar. Şimdi geldik. Olma olasılığına bakalım. Olma olasılığı nasıl bulunuyor musun? Aslında istenen, istenen olay, istenen olay neyse bilmiyorum artık. O söyleyecek bize merak etme. Bölü tüm durumların sayısı yani olası durumların sayısının birbirine bölümüyle bulunur. Buna, bu olasılık aslında hesabı bu kadar. Olasılık hesabı bu kadar. Peki nasıl yapıyoruz? Mesela bir kutumuz var, özdeş toplarımız var. Yani elimize attığımız zaman hissedemiyoruz ee, yani hangisinin farklı olduğunu, hangisinin hangi renkte olduğunu aynı büyüklükte. Ama farklı renkte toplarımız. Şimdi sarı olma olasılığını sormuş. İşte istenen durum bu. İstenen şey sarı olması. Peki kaç tane sarı var burada? 1 2 3 tane sarı var. 3 bölü bütün olabilecekler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane olası durum olduğu için 3/10 diyorum. Şimdi burada mavi olma olasılığını hesaplayalım. Bak sana 1 2 3 4 4 bölü bütün hepsi 10 taneydi. Sarı olma olasılığını zaten hesaplamıştık. 3 bölü 10'du. Yeşil olma olasılığına baktığımız zaman 1, 2, 3 bölü 10. 3 bölü 10. Yani bak dikkat et. Yeşil olma ve sarı olma olasılıkları birbirine eşit. Zaten 3, 3 ikisinde de aynı sayıda. Mesela bir sınıfta 10 erkek, 10 kız varsa e, seçilen birisinin erkek veya kız olma olasılığı birleşti değil midir Tonguç Ölen Evet hocam. Harikasın işte. Aynı bunun gibi mesela erkekler daha fazla olsaydı da erkek olma olasılığı daha fazla olurdu. Dolayısıyla e, burada mesela mavi olma olasılığı da diğerlerine göre daha fazladır. Çünkü dört tane mavi var. Yani diğerlerinden üçer tane var diyebiliriz. Aşağıda verilen kartlar üzerinde yazılan sayılar kullanılarak üslü ifadeler oluşturulacaktır. Tamam. Bu sayılarda en küçük değere sahip üslü ifadeyi oluşturacak iki tanesi seçiliyor demiş. Hımm en küçük değere sahip üssü ifadeyi oluşturacak. Kalan kartlardan ise biri üs, diğeri taban olacak şekilde iki kart seçerek bir üstü ifade oluşturuyormuş. Tamam. Şimdi ilk başta bunu bakalım ama öncesinde ne demiş soruya bakalım. Buna göre oluşturan üstü ifadenin değerinin bire eşit olduğu kaç farklı olası durum vardır demiş. Şimdi ilk başta bu sayılardan en küçük değere sahip üstü ifadeyi oluşturacak iki tane seçiliyor demiş. Yani bunu bir yapalım bakalım. Şimdi eksi dördün işte sallıyorum bir tanesi taban bir tanesi üst demişti. Eksi dördün sıfırıncı kuvveti. Acaba en küçük mü? Veya eksi dördün eksi ikinci kuvveti. Eksi dördün birinci kuvveti. Veya işte eksi ikinin birinci kuvveti gibi farklı şeyler olabilir. Şimdi taktiğimize bakalım en küçük değer için bir kere şunu unutmayalım. Herhangi bir tam sayının üzerinde eksi bir varsa veya negatif bir kuvvet varsa sayı eksi bir ile bir arasında sıkışıyor kalıyor. Yani bir bölü iki, eksi iki pardon eksi iki bölü üç işte gibi sayılar da hep bir ile eksi bir arasında sıkışıp kalıyor sayı. Ama biz en küçük değeri istiyorsak, en küçük değere sahip istiyorsak birazcık daha negatif sayıları düşünmemiz gerekiyor. Çünkü eksi bir ile bir sayı doğrusunu düşünürsek şöyle burası eksi bir, burası bir, burası sıfır desek ama burada eksi iki var. Burada eksi üç var. Bak dikkat et. Eksi dördün Eksi dördün mesela birinci kuvveti eksi dördün birinci kuvvetin olur eksi dört olur. Yani üzerinde bir sayının üzerinde negatif bir ifade olursa bu eksi 1 ile 1 arasında sıkışıyor kalıyor. O yüzden biz bunları istemiyoruz. Çünkü eksi 4'ün birinci kuvveti bak eksi 4'e geldi. Ta buraya geldi. O zaman ne kadar küçük olabiliyor görüyorsun değil mi? Veya eksi 2'nin birinci kuvveti mesela eksi iki oluyor. Burada mesela eksi bir ile bir arasında değil. Şimdi o yüzden hani negatif üs her zaman çok küçük olacak manasına gelmiyor. Negatif üstü bir ifade varsa kesinlikle ve kesinlikle eksi bir ile bir arasındadır. Aman dikkat edin diyorum. Bu da aklımızın köşesinde bulunsun. Şimdi e, devam ediyoruz. O zaman sayının tek kuvvetleri olursa negatif bir sayının tek kuvvetli olursa negatif çıkabiliyor sonucumuz. Mesela eksi birin eksi üçüncü kuvveti. Pardon. Eksi üçüncü kuvvetini almayalım. Çünkü üste üç olmasın. Üstte bir bir tek sayı olsun. Ee, diyelim ki eksi birin birinci kuvveti mesela. Yine eksi bir çıkıyor. Bak bunlar da en küçüğü hangisidir sence Evlan Bey? Eksi dört hocam. Harika. Eksi dördü seçiyoruz. O zaman olabilecek şu ve şu ve şunu aldık. Bunları kullandık. Tamam. Diyor ki İki tane seçiliyor. Kalan kartlardan yani sıfır, eksi iki, eksi üç ve eksi birden. Biri üst, diğeri tamam olacak şekilde iki kart seçilerek bir üst ifade oluşturuyor demiş. Mesela sıfır üzeri eksi iki veya eksi üç üzeri eksi bir veya eksi iki üzeri eksi üç falan filan. Buna göre oluşturulan üstü ifadenin değerinin bire eşit olduğu kaç farklı durum olası. O zaman işte istenen şey bu. Değerinin bire eşit olmasını istiyoruz. Bakalım mesela bu kartlardan bu kartlar gitti zaten artık. Bu kartlardan bire eşit olabilmesi için bir kere, kere e, üssü sıfır olursa bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir prensibinden. Eksi ikinin sıfırıncı kuvveti birdir. Eksi üçün sıfırıncı kuvveti birdir. Veya eksi birin sıfırıncı kuvveti birdir. Bak burada üç tane olası durum var. Bunun, bunun ve bunun sıfırıncı kuvvetleri birdir. Veya bir şey daha var. Dikkat edelim. Eksi birin çift kuvvetleri de birdir. Eksi ikinci kuvveti birdir. Eksi birin sıfırıncı kuvveti birdir. Zaten bunu yazmıştık yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla bir, iki, üç tane buradan geldi sıfırıncı kuvvetten. Sıfırıncı kuvvetler bir olduğunu bildiğimiz için. Bir de eksi birin veya birin kuvvetleri e, eksi birin çift kuvvetleri. Birin de bütün kuvvetleri bilir. Zaten burada bir kullanamıyoruz. Ama eksi birin çift kuvveti olarak eksi birin eksi ikinci kuvvetini yazdım. Sıfırıncı kuvvetini bir daha yazmıyorum. Çünkü burada kullanmıştım zaten. O zaman buradan da bir geldi. O zaman dört tane istenen olası durum vardır diyoruz. Burası, burası, burası ve burası. O zaman istenen olası durumların sayısını sorulmuştu bize. Dörttür diyebiliriz. Çok önemli kıl bir soru. Gördüğünüz gibi hani böyle kıl sorularda gelebilir. Yukarıda verilen sayıların birbirinden farklı doğal sayı çarpanları eş kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor demiş. Tamam. Bu torbadan rastgele kesileceğinden bir kartın üzerinde yazan sayının asal olma olasılığını sormuş bize. Ha. Şimdi bir kere... E ee, hemen mesela e, 30'la başlayalım. Birbirinden farklı doğal sayı yapan çarpanları. 30'un çarpanlarını bir kere e, bir kere 30 diyelim. 2 kere 15 diyelim. 3 kere 10 diyelim. 4 e, kere olmaz. 5 kere 6 diyelim. Bitti. Birbirinden farklı doğal sayı yap, yapan çarpanları. Tamam. Bunları o zaman burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kart oluştu. Süper. Ve sonrasında 45'e bakalım. 45 1 kere 45, eee 2 kere olmaz. 3 kere 15, 4 kere olmaz. 5 kere 9 bittirdim. 1 2 3 4 5 6 tane buradan kart geldi. Of! Buradan 8 tane buradan 8 tane 12'ye bakalım. 1 kere 12, 2 iki, iki kere 6, 3 kere 4. Buradan da 1 2 3 4 5 6 patladık. Neden patladık? Buradan 8 6 6 kartı gelirse toplamda işte 20 kart olur patlarız. Neden? Dikkat edelim Tonguç Erol benim. Burada diyor ki birbirinden farklı doğal sayı yapan çarpanları eş kartlara yazılarak torbaya atılıyor demiş. Birbirinden farklı. Şimdi ben biri yazdıysam burada attıysam torbaya yani şöyle bir torbamız var. Ee, i̇şte bu torbanın içine bir kartını attım. Bir daha buradan bir atamam. Çünkü birbirinden farklıları atmam gerekiyor. O zaman burada bir iki üç. Burada bir iki üç. Ee, ondan beş, e ondan sonra 5, e ondan sonra 6, on, sonra 10, sonra 15, sonra 30'u attım bir kere. Sonra bir daha bunu atamam. Sonra bir daha bunu atamam. 3 var zaten. Sadece bunu atamam. 5 var zaten. O zaman buradan 9'u atabilirim mesela. Bu olur. 15'i atamam. Burada var zaten. 45'i atabilirim mesela. 9 ve 45 gelir buradan. Bak o zaman demek ki bu kartları çok iyi seçmemiz gerekiyor biri bir daha atamam ikiyi atamam var zaten üç zaten var dört yok dördü atabilirim sonrasında e, altıyı atabilir miyim altı var zaten atamam buradan almıştım buradan bir yerden almıştım buradan almıştım süpersin e, on ikiyi atabilirim evet atabilirim burada yoktu zaten şimdi bak bunları o zaman ne yaptık ...aynı çarpanı birden fazla kez kullanmamamız gerekiyor. Bunu böyle yazalım. Birden fazla kez kullanmamamız gerekiyor. Çünkü birbirinden farklı doğal sayı yapar çarpanla demişti. Taktik olarak bunu çok iyi aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bu bir şart. O zaman e, diyor ki rastgele seçilen... Buradan bir kart seçiyorsun. Üzerinde yazan sayının asal olma olasılığı. Bakalım hemen. Bu bir asal sayı. Bu bir asal sayı. Bu bir asal sayı. Bakıyorum devam ediyorum başka bir asal sayı var mı burada ne yazık ki yok. Dolayısıyla 3 tane var 3 bölü bütün olabilecekler 4 kere 3 12 3 12'den Tonguç evladım benim. Aslında cevabımızın 3 12'den 1 4 ya da %25 şeklinde de bunu yazabiliriz bu arada onu da söylemek istiyorum harikasın diyorum. Hadi bakalım o zaman yepyeni bir konumuza geldik. Cebirsel ifadelerle devam ediyoruz. Artık son konumuz, artık bitiriyoruz. Hızlı tekrarımızın sonuna geldik artık. Hangi yıllarda kaç tane soru çıktı? Cebirsel ifadeler, zaten çok temel bir konu. Ta yedinci sınıftan altıncı sınıftan beri bildiğimiz ve sürekli tekrar ettiğimiz bir konuydu. Cebirsel ifadeleri çarpma bizim için yıldız yıldız yıldız. Her sene çıkan, her sene minimum iki tane kendine has sorusunun çıktığı bir konudur diyebilirim ve bu konu temel bir konu, diğer soruların içine çıkıyor. İki 2020'de iki tane gelmiş sadece bundan. Çarpanlara ayırma tabii ki aslında bunlarla bağlantılı bu arada. Bunu bilmeden bunu yapamıyorsun. Çarpanları ayırma da karşımıza her sene geldi. Özdeşlikler bu konuların içerisinde temel konu olarak geliyor diyoruz. Peki hadi bakalım senle beraber cebirsel ifadelere başlayalım. Bir kere cebirsel ifadenin temeli neydi? X kare artı Y artı 3X artı 5 gibi böyle bir saçma sapan bir ifade vermiş. Hemen baştakinin başına artı koyuyorduk. Burada toplanan çıkartılan her şey bizim için bir terimdir. Bir, iki, 3, 4 tane terim vardır burada değişkenlerimiz buradaki x, y, z, a, b, c zaten bilinmeyen sayıla harflerdir pardon burada x ve y değişkenlerimiz var sabit terime baktığımız zaman bu terimlerin arasında değişmeyen artı 5 sabit terimdir diyebiliriz. Katsayıları da hemen söylemek istiyorum. Burada hemen yazayım. Buraya da ekleyelim. Katsayılar bazen çıkıyor. Katsayılar toplamı falan filan böyle garip sorular çıkabiliyor. Mesela bunun katsayısı 3'tür. Bak bu 3x teriminde katsayı 3'tür. Bunun katsayısı artı 1'dir. Bunun katsayısı artı 1'dir. Bak bunun başına bir şey yoksa 1 ile 1 ile çarpılıyor. Bunun katsayısı artı 3'tür. Bunun katsayısı sabit terimin kendisidir. E, katsayısı diyoruz. Şimdi... Temeller neler? Ya temelleri öğretip bana. Temeller nedir biliyor musun Tonguç'um? X e X'in toplamı kaçtır? 2X'tir hocam. Harika. 2X'tir. Bak bunu söyleyebiliyorsun. Elma ile elmanın toplamı. 2 ile X'in çarpımı nedir dediğimiz zaman da iki tane elma demek aslında. Bu da 2X. Bak bunlar çok karıştırılıyor. O yüzden buraya yazdım. X e X'in çarpımı da 2X değildir. Herkesin yaptığı hata X karedir. Aman dikkat et diyorum. 3x'e 2x'in çarpımı da 3 kere 2'yi çarpıyorsun 6 diyorsun. Sonra x eksi çarpıyorsun x kare diyorsun ve yan yana yazıyorsun 6x karedir. Bunlar o kadar çok yapılıyor ki bu hatalar hani heyecandan, meyecanla yapabiliyor. İşte bunlar bu temelleri bilmemekten veya unutmaktan veya şaşırmaktan oluyor. Şimdi hemen bakalım seninle beraber büyük dikdörtgenin alanını sormuş bize. Hmm, demiş ki burası 2 demiş. Burası 1 demiş tam çıkmış LGS sorusunun aynısının tıpkısının benzeri diyebilirim. Gerçekten bu tarz soruları çok seviyor Milliyetin Bakanlığı çünkü bir parçasını işte böyle kesiyor bilmem biçiyor falan filan al sana. 2020'de LGS'de çıkan soru. Oyun parkı işte buradan 2 metre, buradan 2 metre falan filan. Şurasını vermiş 2 metre, şurasını vermiş 2 metre. Ne olur diye bir soru soruyor. Dolayısıyla hani bunları çok iyi ee, aslında bu tarz sorulara aşina olmamız gerekiyor diyoruz. Gel sen de beraber devam edelim bakalım. Şimdi bir kere büyük dikdörtgenin alanını sormuş bize. Hmm, bakalım hemen. Şimdi e, burası x artı dörtmüş, burası xmiş. E, bir kere büyük dikdörtgenin alanı dediğimiz şey bununla bunun çarpımıdır kardeşim. X ile x artı e, pardon burası 4 diyorum. Çok pardon. Buraya 4 diyorum. X'e X artı 4'ün çarpımıdır. Hem nasıl yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. X'e X'i çarpıyorduk. Bir de X'e 4'ü çarpıyorduk. X'e X'in çarpımı X kare... ...artı X'e 4'ün çarpımı 4 x'tir. Bunu yazdım. Küçük dikdörtgenin... ...alanı nedir? Yani şuralar nedir? Diye bakalım hemen seninle beraber. Şimdi bir kere şu parçanın... ...hepsi X ise... ...şurası da 1 ise şuraya... ...X eksi 1 kalır. Bunu yazdım. Bütün hepsi x artı 4 ise burası 2 ise x artı 4'ten 2'yi çıkartırsak x artı 2 kalır. Ya bundan bunu çıkartıyorsun ve burası x artı 2 kalıyor. Şimdi bize sorduğu şey küçük dikdörtgenin alanı yani şurasının alanı. Hemen senle beraber yapalım. x eksi 1 ile çarpı x artı 2 diyorum. Bak bunları çarperken de yine dağılma. Bak x ile bunu çarpıyoruz. X ile bunu çarpıyoruz. Sonrasında alttan çarpacağım şimdi bak dikkat et pembeyle. Eksi 1 ile bunu çarpıyoruz. Eksi 1 ile bunu çarpıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Hemen X ile X'i çarparsak X kare. X ile 2'yi iki, çarparsak artı 2 X. Bak X ile artı 2 çarpıyorum. Üstteki oku kullandım. Şimdi eksi 1 ile eksi çarpıyorum. Eksi 1 X. Eksi 1 ile artı 2'yi çarpıyorum. Eksi 2. Şimdi burada da böyle bitmiyor. Burada böyle bitmiyor. Neden? Çünkü burada bir aslında dikkat et benzer terimler karmaşası var. Artı 2 x'e eksi 1 x toplanabilir. Artı 2 eksi 1 daha bir e, artı 1 eder. x kare artı 1 x eksi 2. Bu en sade halidir Tonguç Eren Bey. İstersek bunu şöyle yazabiliriz. x kare artı x eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Bu da aslında bizim için şu dikdörtgenin alanıdır. Şu içerideki dikdörtgenin alanıdır yeşil alanı sormuş bize. O zaman yapmamız gereken şey ne? Buradaki büyük alandan buradaki alanı çıkarmak. Buradaki büyük alandan yani şu alandan küçük dikdörtgenin alanını çıkarmak. Nasıl yapıyoruz? Aman dikkat et. Burada herkes hata yapıyor. Büyük dikdörtgen neydi? X kare artı 4 x'i. Parantez içine koydum. Sonra çıkarma işlemini yazdım. Sonra şu maviyle yazdığım X kare artı x eksi 2'yi yazdım. Herkes buralarda hata yapıyor. Aman dikkatli izle beni şimdi. Bak devam ediyorum. Bunların parantezlerini açarken bu eksi dağılıyor. Ve her sene sınavda soruyorlar. Her sene bak bu bunun üzerine bunun üzerine bunun üzerine dağılıyor. Acayip bir şey. Bak x kare artı 4 x'i yazdım aynen. Tamam burada hiçbir şey yok. Başında hiçbir şey yok. Buna. Ama burada eksi var. Eksi x kare eksi x kare. Eksiyle artının çarpımı eksi x, eksiyle eksinin çarpımı artı 2. Vay 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 vay. Gerçekten de karışık burası. Yani bak eksiyle artı x karenin çarpımı eksi, eksi x kare. Bunu yaptım. Eksiyle artı x'in çarpımı eksi x, eksiyle eksi 2'nin çarpımı artı 2. Acayip önemli. Bu x kareler birbirini götürdü. Artı x kare, eksi x kare. Sonra ne kaldı geriye? Sonra... 4x kaldı. Eksi x kaldı. Artı 2 kaldı. 4x eksi x ne demek aslında? Bir tane x demek bu. O zaman 3x artı 2 kaldı diyorum. Sorumuzun cevabı da 3x artı 2 şeklinde bulunabiliyor. Aman dikkat et diyorum. Bu işlem hatası yapmak. Ben bile işlem hatası yapmış olabilirim şu anda. Hani normal. Çünkü kaç iki buçuk saat, iki saattir yayındayız. Ama dikkat et. Bak burada ne yaptık? Büyük dikdörtgenin alanı bulduk. X çarpı X artı 4. Tamam süper. Ardından küçük dikdörtgen alanı bulduk. X eksi 1 çarpı X artı 2. Sonra bunların alanlarını birbirlerinden çıkarttık ama eksiği dağıtarak. Aman dikkat her zaman karşımıza çıkıyor. Yani bunu aslında şöyle de yapabilirsin bu arada. Mesela X kare artı 4 X ya. Ee, bu da X kare artı ee, neydi? 1 X e, eksi 2 değil mi? Bundan bunu çıkartsam bunlar zaten birbirini götürür. 4x'ten 1x çıkarsa 3x kalır. Burada da e, işte burası karıştı. Eksi eksi de artı 2 çıkıyor. Burası birazcık kıl bir şey. Onu da söylemek istiyorum diyoruz. Geldik hadi bakalım özdeşliklere. Şimdi özdeşliklerde hangi özdeşlikler vardı? En önemli özdeşlik hangisiydi? İki kare farkıydı hocam. Harikasın. İki kare farkını hemen hatırlayalım. X kare eksi y kare veya a kare eksi b kare şeklinde yazılan ifadelerde sen a'nın karesisin, sen de b'nin karesisin. A'dan b'yi çıkar, a'dan b'yi topla bu ikisini çarp diye düşünebiliriz. Mesela 4x kare eksi 25'te sen neyin karesisin? 2x'in. Sen neyin karesisin? 5'in karesisin. O zaman 2x eksi 5, 2x artı 5 şeklinde bunları çarpabiliriz. Geldik Tam kareye. Tam karede de şunu yapalım. A artı B'nin karesini alırken ne yapıyoruz? A'nın karesi artı B'nin karesi şeklinde yazabiliyoruz. Ama araya artı 2AB gidiyor. Yani bu ikisinin çarpımının iki katı geliyor. A eksi B'nin karesini alırken de yine A'nın karesi artı B'nin karesi yazdıktan sonra bir de araya eksi 2AB giriyor. Burada eksi olduğu için bu ikisinin çarpımının iki katı geliyor diyoruz. Bu çok temel bir şey. Mesela bunu ama Ne soracağımı göstereyim şimdi sana. Bak 2X artı B'nin karesi. Bunun karesi 4x kare. Bunun karesi artı 1. Bunların ikisinin çarpımı 2x. 2 katı 4x. Ama bu artı olduğu için artı 4x şeklinde araya giriyor. Bak aynı şekilde bunun karesi x kare. Bunun karesi 36. Bu ikisinin çarpımı 6x. 2 katı 12x. Ama burada eksi olduğu için eksi 12x şeklinde araya giriyor. X kare eksi 12 x artı 36 şeklinde. Ama sınavda soru böyle gelmiyor. Sınavda soru bu şekilde geliyor. Ne diyor biliyor musun? Böyle bir kare var alanı bu kadardır diyor. Yok artık Lebron James. Sen o zaman neyin karesisin? Sen neyin karesisin kardeşim? Bunu yapabilmek için ilk başta şöyle yapmamız gerekiyor. Ya bu tanıdık bir ifade geliyor. Üç terimli ifadeler yüzde 99 tam kareye evrilir. Cebirsel ifadelerde. İki terimli ifadelerse yüzde 99 iki kare farkına evrilir. Çarpanlarına ayıracaksak. Burada mesela 4x kare 2x'in karesi. 9, 3'ün karesi. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Var hocam. Harikasın. Bu ikisinin çarpımı 6 xti iki katı ortada var. E yani 12 x ortada var. Dolayısıyla diyorum ki ben 2 x artı 3'ün karesidir kardeşim bu. Çünkü burada da artı var o zaten. O zaman bunun bir kenarı 2 x artı 3'tür diyebilirim. Hemen buraya bakıyoruz. X kare neyin karesi? X'in karesi. 81, 9'un karesi. Burada da eksi var. Dikkat edin. X eksi 9'un tam karesi şeklinde düşünebiliriz. O zaman bu bir karenin alanıysa bu da bir kenardır. X eksi da bir kenardır. Çarpanlara ayırmada da bak X kare artı 2 X'i. E ortak parantez almam gerekiyor. X kare dediğim şey X artı X çarpı X'tir. Artı 2 X dediğim şey 2 çarpı X'tir. Ortak olan ne var? İkisinde de X'ler var. Bu X'leri bir kenara alalım bakalım, başa alalım. Sonra geriye kalanlar, geriye kalanlar kapatınca zaten geriye kalanlar. X artı 2 şeklinde yazabiliyorum. Mesela 2X kare artı 2 x de hemen diyorum ki ya bu 2 çarpı X çarpı X'tir artı. Böyle yazabilirsin benim gibi rahat olsun diye. Bu da 2 çarpı X'tir. Bu ikisinin ortak olanlar bak 2X var, burada 2X var. Bunu alırsam, 2X'i başa alırsam e, sonrasında geriye buradan X kalır artı. Buradan da geriye bu çarpı 1 vardır aslında görünmez. Buradan da bir kalır. Sakın burada hiçbir şey kalmaz deme. Çünkü bir şekilde bu dağılıp aynı ifade gelmeli buradan diyoruz. Ve geldik artık LGS benzeri sorularımıza ve artık gennesi sorumuza. LGS 2022 benzeri bir sorumuz var burada dikkat ettiysen. Çubukları koymuş ve yanda her birinin kalınlığı x santimetre olan 10 adet dikdörtgen uzun kenarları çakışacak biçimde birleştirilmişti demiş. Tamam. Uzun kenarlara çakışıyor ve yukarı doğru da büyüyor. Maşallah. En alttaki dikdörtgenin uzun kenarı x artı 3 demiş. Tamam. Görseldeki her bir dikdörtgenin uzun kenarı bir altındaki dikdörtgenden bir santimetre daha fazla. O zaman bununki kaç olacak? X artı 4 hocam. Harikasın. X artı 4. Bir üstündeki x artı 5. Bir üstündeki bir x artı 6. X... Böyle giderek ve 10 tane dikdörtgen demiş. Tamam. Tüm şeklin alanını soruyor bize. Şimdi. Şimdi kalınlığı x'miş. O zaman diyorum ki ben şurada e, burası x artı 3'te burası x burası, x, burası da x, burası da x, burası da x, burası da x olmak üzere. Dikdörtgen var. Mesela şu dikdörtgenin alanını bir hesaplayalım. x çarpı x artı 3 değil mi? E, zaten tüm şeklin alanını sormuştu bize. Hemen bakıyorum. x çarpı x artı 3 böyle dağıtırsam x kare artı 3x. Peki üstündekinin alanını hesaplayalım. Bak bunun da bir kenarı x artı 4 edecekti. X çarpı x artı 4. Bu da, bunu da böyle dağıttığımız zaman x kare artı 4x. Bunun da üstündekine bakalım. Yine x kal kalınlığı x olacak yine buradaki. X çarpı x artı 5 olacak. Bu da x kare artı 5x olacak. Şimdi bize bunların bütün böyle gidecek bu, böyle devam edecek. Bize bütün bu alanların toplamını soruyor. İşte burada bir aslında akıl yürütme yapıyoruz. Hiç merak etme, korkacak bir şey yok. Bak burada. Birincisinde üç vardı. İkincisinde dört vardı. Üçüncüsünde işte beş olacak. X artı beş olacak. Dördüncüsünde X artı altı olacak falan filan. Onuncusunda kaç olacak peki? X artı bak dikkat et. Birincisinde üç vardı. ikincisinde dört vardı. Üçüncüsünde beş vardı. Dördüncüsünde altı vardı. Onuncusunda on iki olacak. Bak hep iki fazlası. iki fazlası. iki fazlası. O zaman en sonuncusunda x çarpı x artı 12 olması gerekiyor. Yani x kare artı 12 x olması gerekiyor. Bu arada bir sürü var tabii. Bu arada bir sürü var tabii. O zaman bize sorduğu şey bunların hepsinin toplamı. Yani x kare artı 3 x ile X kare artı 4X ile X kare artı 5X ile nokta nokta diyorum. X kare artı 12X'in toplamını bize soruyor. Ee, bir santimetre kare olarak bak burada kaç tane çubuk vardı? 10 adet o zaman 1, 2, 3, 10 tane X kare vardır bir kere bunu yazdım. Artı 3'ten 3, 4, 5, 6 hatta yazayım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'nin toplamını soruyor. Yani bu kadar ve bunları da yanına X yazacağım. Hemen yani bunları istersen kafadan toplayayım ben senin için. Daha rahat bir çop, toplama yöntemi de göstereyim sana. Mesela bak dikkat et. Ee, şöyle yapalım. E, ee, bu, 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 gökkuşağı yapalım. 3 artı 12 15. 4 artı 11 15. 5 artı 10 15. 6 artı 9 15, 8 artı 7 15. Kaç tane 15 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 15 var. 75 eder o da 75x, 10x kare artı 75x doğru cevabımız ederdi. Tam bu 2022'de çıkan LGS sorunun benzeri. Dolayısıyla böyle bir soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Çıkmış sorulara benzer sorular geliyor her sene de. Onu da söylemek istiyorum. Geldik hemen Ali amca alanı. 9x kare artı pardon eksi 6x artı 1 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin kenarlarını ikişer metre arttırıp yeni eklenen bölümüne sebze ekmek istiyor demiş. Ha. Şöyle arttırıyormuş. Sonra yeni eklenen bu bölümüne böyle sebzeler ekecekmiş. Havuç eksin mesela sallıyorum. Tamam eyvallah. Peki e, buna göre Ali amcanın sebze ekmek istediği bölümün yani bu sarı bölgenin alanı kaç metrekaredir diye sormuş bize. Bak dikkat et. Üç terimli bir ifade, üç terimliyi görünceyimiz aklımıza ne gelecekti? Tam kareler gelecekti. 9x kare hemen buraya yazıyorum. Eksi 6x e artı 1 de. Bu neyin karesi? Hocam. Harika. Bu neyin karesi? 1'in karesi. O zaman 3x ve 1'i gördüysek hemen diyorum ki bak, 3x eksi olduğu için burası da eksi. 3x eksi 1'in karesidir bunun alanı. O zaman bir kenarı nedir? 3x-1. Bak ayarlamış soruyu. 3x-1, 3x-1. O zaman bir kenarını bulduk. Şimdi diyor ki adam bize bunun şeyine e, bir iki metre daha uzatacağız diyor. Buradan iki metre daha uzatacağız diyor. O zaman 3x-1'i iki metre daha uzatırsan ne olur? 3x artı 1'e geçer. O zaman aslında büyük bahçe en büyük bahçe şöyle olan bunun bir kenarı 3x artı 1 bunun da 3x artı 1 olacak. Ne yapacaktık? Şu arada kalan zımbırtıyı bulabilmek için büyük alandan küçük alanı çıkartacaktık. Büyük alanı bulalım seninle beraber. 3x artı 1'in 3x artı 1 ile çarpımı. Hatta bunun da pratiğini yapmış oluruz. Böyle çarpalım. Normalde karesini de alabiliriz ama. Bak bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla bu. Hemen yapalım. 3, 3x çarpı 3x. 9x kare. Harikasın. 9x kareyi unutmadın. Bravo diyorum sana. 9x kare. 3x çarpı artı 1 artı 3x. 1 çarpı 3x artı 3x. Ee, 1 çarpı 1 artı 1. O zaman bunu da ne yapıyorduk? Hemen topluyorduk benzer terimler. 9x kare artı 6x artı 1 diyorum. Şimdi bu aslında büyük alan. Büyük olan. Peki küçük alan neydi? Buydu. İşte bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Bundan bunu çıkartabilmek için ister yan yana yazıp ...çıkartabilirsin. İsterse alt alta. Yani 9x kare... E, ...artı 6x... ...artı 1'den... ...dikkat et. Eksi diyorum... ...9x e, kare... eksi 6x... ...artı 1'i. Yani... ...büyük alandan küçük alanı çıkartıyorum. Şimdi bunu yaparken tabii ki... ...buradaki eksinin dağılmasına... ...aman dikkat ediyordum. 9x kare... ...artı 6x artı 1'i aynen yazdım. Sonra... Eksi dokuz x kare. Bu eksi dağılınca. Eksi eksi ne eder? Artı eder hocam. Harika. Artı altı x. Bu ikisi de çarpınca artı altı x. Eksi çarpı artı bir de eksi bir eder. Şimdi bak bunlar birbirini götürdü. Bunlar artı bir eksi bir mi götürdü? Altı x artı altı x. On iki x etti. O zaman bizim bulmak istediğimiz bu alan... 12x metrekaredir şeklinde bulmuş olduk cevabımızı. Birazcık işlem karmaşası var. Çok fazla yoğun işlem var. İstersen şöyle de yapabilirsin. Bundan bunu çıkartıyorsun ya. 9x kare zaten birbirini götürdü. Birler birbirini götürdü. 6x'ten eksi 6x'i böyle çıkartıp yazabilirsin. Eksi eksi 6x yazdım. Bu eksi eksi zaten artı eder. 12x şeklinde buradan da bulabilirsin aslında diyorum. Fazla uzatmayalım Ve geldik artık son sorumuza. Hadi bakalım bu sorumuzu bitirelim. Yayınımız da bitiyor. Hadi bakalım. Alanı 4x kare santimetre kare olan e, ee, şekildeki turuncu renkli karenin böyle eşek kadar bir kare varmış. İçine dört iş, dikdörtgen aşağıdaki gibi çizilerek yeşil rengi boyanmıştır demiş. Eş dikdörtgenlerden birinin kısa kenar uzunluğu 1 santimetre. Bunlar eş dikdörtgenler yani aynı uzunluk demiş. Tamam. Kısa evet kısa kenarı 1 santimetre olduğuna göre görseldeki turuncu renkte bölgeden birinin çevre uzunluğu kaç santimetre demiş alanı koskocaman 4x kare ise bir kenarı nedir öyle yani şuradan şuraya kadar olan mesafe nedir 2x hocam harikasın yani bu neyin karesi diye düşünüyorum 2x'in karesi o zaman burası 2x şu yeşirin bir tane ufacık yani şu parçası da 1 cm'ymiş o zaman burası da 1 santimetredir. o zaman şurası da 1 cm'dir o zaman şurası da 1 cm'dir değil mi şimdi turuncu renkli bölgeden birinin çevre uzunluğunu sormuş bize bakalım şimdi bir kere Hemen şöyle düşünelim. Eee burada 2x var. Burada 1 varsa buradaki iki parça, iki parça aslında 2x 1 edecek. Tamam. Buradan şekilde iki parça 2x iki 1 edecek. Buradan şekilde 2x 1 edecek. 2x 1 edecek. He. Şimdi bize çevre uzunluğunu soruyor. Bir bakalım bakalım. Şimdi burası 2x'e. Dikkat et. Bunlar eş dikdörtgenlerdi. Şurası şurası ve şurasının toplamı ya bak dikkat et. Burasıyla burasının toplamı tam bu ortadan geçiyor. Tam bu ortadan geçiyor. Burası e, artı burası aslında iki x etmesi gerekiyor. Nasıl yaptım? E, aslında bak dikkat et. Şurası şuraya kadar geliyor şöyle geliyor şurası. Ardından şu dikdörtgen var. Mesela bunun bir kenarına e, işte bilmiyoruz e, bir şey dersek e, burasıyla burasının toplamı şurasıyla şurasının toplamı aslında iki x etmesi gerekiyormuş ve bunlar eş dikdörtgenmiş değil mi? Evet hocam. Eş dikdörtgen olduğuna göre buraya x istersem buraya da x diyebilirim. Bunlar eş dikdörtgen olduğu için uzunlukları uzun kenarları birbirine eşittir. Tamam. Sonrasında Şurası da aynı şekilde x'e, burası da x olmak zorunda. O zaman e, hemen toplamı zaten yine 2x etmek zorundaydı. Tamam. O zaman şu parça x ise burası da x'tir. Şu parça x ise burası da x'tir. Şu parça x ise burası da x'tir. Harika. E, o zaman 2x'e toplamı burası x ise buraya da x kalır. Harika. O zaman buraya da x eksi 1 kalır. Bize ne sormuştu? Turuncunun, turuncunun birinin çevre uzunluğunu sormuştu. Bir kenarı x eksi 1, diğer kenarı da x olacak şekilde x artı x eksi 1'den 2x eksi 1 şeklinde bulunur. Bir de bunun tabii ki iki katını almamız gerekiyor. 2 çarpı 2x eksi 1 yani uzun ve kısa kenarın toplamının iki katı 4x eksi 2 olur diye hesaplayabiliriz. Dikkat et ne yaptık? Burada şöyle düşündüm. Bu çubuk... Artı bu çubuk sanki üst üste gelmiş gibi ve toplamı da 2x etmek zorunda. O zaman bu çubukla bu çubuk eş çubuklar olduğu için bunların her bir kenarı x santimetre olmak zorunda dedim. Sonrasında burasını x bulduktan sonra burası da x olacak. Burası birse eğer buraya geriye kalan da x eksi Aynı şeyi burada da yapabilirim bak dikkat et. Bak burası x ise burası da x, -X olmak zorunda. O zaman burası 1 olduğu için burası da x eksi 1 olmak zorunda. Bak x eksi 1 ile x aynı kenarlar. Aynı şekilde burada da aynı hesap çıkacak. Burası x ise burası x eksi 1 çıkacak. Aynı dikdörtgenler eş dikdörtgenler burada da oluşuyor diye düşünebiliriz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hızlı tekrar programımıza göre her gün deneme çözmemiz gerekiyor. Lütfen bunu da kaçırmayın diyorum. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.